Efendim hoş geldiniz. Gün ortasına tarihler 10 Ocağı gösteriyor. HDP için kritik bir gün. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılma davasında iddianameyi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü bir açıklama yaptı. Açıklama 45 dakika sürdü ve şimdi hemen ayrıntıları sizlere aktarmaya başlıyoruz. Yüce Divan Salonu'nda Yüksek Mahkeme heyetine yaptığı sözlü açıklama Bekir Şahin'in 45 dakika sürdü. AYM'den ayrıldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik. PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de açıkça ifade ediyorlar ifadelerini kullandı. Yargılama sürecinin ne zaman sonlanacağı ile ilgili de değerlendirme yapan Şahin, seçimden önce sürecin tamamlanıp tamamlanmaması Yüksek Mahkeme'nin takdiri diye konuştu. Peki bundan sonra ne olacak? Ceza yargılaması davası prosedürü işlenen süreçte Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamalarının ardından belirlenecek günde HDP yetkilileri sözlü savunmasını yapacak. HDP yetkililerin sözlü savunma yapmasının ve partinin hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin savunmasını da vermesinin ardından davaya ilişkin bilgi belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporu da hazırlayacak. Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı içinde bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Bir kez daha tekrarlayalım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle açtığı davada Anayasa Mahkemesi'nde sözlü bir açıklama yaptı. Yüce Divan Salonu'nda Yüksek Mahkeme heyetine yaptığı sözlü açıklama 45 dakika sürdü. Anayasa Mahkemesi'nden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de açıkça ifade ediyorlar ifadelerini kullandı. Yargılama sürecinin ne zaman sonlanacağı ile ilgili de değerlendirme yapan Şahin, seçimden önce sürecin tamamlanıp tamamlanması Yüksek Mahkeme'nin takdiri diye konuştu. Bugün Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Korkmazcan birazdan bizlerle birlikte olacak. Hem HDP'nin kapatılma davası hem Sayın Bekir Şahin'den gelen açıklamaları da kendisiyle gün ortasında an ve an tüm başlıkları konuşmaya çalışacağız diyelim. Şimdi günün diğer sıcak gelişmelerini de sizlere aktaracağız. Nedir efendim bu sıcak gelişmeler? Dün Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından bakanlardan gelen açıklamalar da var. Milli Savunma Bakanı, Ekonomi Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklamalar. İlk olarak Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'dan gelen açıklamalar var. Nedir bu açıklamaların ayrıntılarını? Hemen sizlere aktaralım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları peki nedir? Önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ayrıntılarını ekranlarınıza getireceğiz. 4 bakandan geldi bu açıklama ve bu açıklamaların ayrıntıları da nedir? Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklamalar, Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan gelen açıklamalar... Evet, şimdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması nedir? Alt KJ'de de görüyorsunuz, Suriye açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşına yönelik ateşkes çağrısı ve tarafların buna karşı tutumuna yönelik sorusu üzerine Bakan Akar, Türkiye'nin savaşın çıkmamasına yönelik yoğun çabalarını hatırlattı. Savaşın başlamasıyla birlikte de insani yardım faaliyetlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bunlarla birlikte insani ateşkes ve barış görüşmeleri çağrılarında bulunduğunu belirten Akar, bunun için tarafların hangi şartları ortaya koyacakları, kendi bilecekleri konular sonuç olarak egemen, bağımsız devletler. Ama burada Cumhurbaşkanımızın bizim derdimiz bir an önce komşumuz olan iki ülkede ateşkesin sağlanması, istikrara, barışa giden yolun açılması tabii bir süreç bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çabaları ilk günden itibaren devam ediyor. Dünya barışı için önemli bir katkı, önemli bir değer. Bunu bütün dünyanın anlaması gerekiyor ifadelerini kullandı. Türkiye, Rusya ve Suriye arasında savunma bakanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantının tekrarlanıp tekrarlanmayacağına yönelik soru üzerine Akar,
Bu bir süreç 11 yıl sonra tamamen iyi niyetli iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölge barışı için böyle bir şey başladı. Temennimiz karşılıklı görüşmeler yoluyla gelişir ve bölge için barışa, istikrara katkı sağlayacak bir duruma dönüşür. Türkiye'nin terörle mücadele ve göç sorununa çözüm bulmak için çalıştığını vurgulayan Akar, bizim temennimiz bunların sonucunda barış, huzur ve istikrar olması, ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de Birleşmiş Milletler metinlerinde geçtiği gibi gönüllü, güvenli ve saygın şekilde topraklarına dönmesi diye konuştu. Söz konusu görüşmelerin Suriye Milli Ordusu'ndaki yansımasına ilişkin soruya da Akar, biz ne Türkiye'de ne de Suriye'de beraber olduğumuz kardeşlerimizin aleyhinde onları zora sokacak herhangi bir tasarrufta bulunmayız. Dolayısıyla onlar da bu bilinçle davranmalı, provokasyona kapılmamalıdır diye açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen açıklamalar efendim. Bu yönde devam edelim. Ekonomi Bakanı Sayın Nebati'den gelen açıklamalar da var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarına baktık. Sayın Nebati neler söyledi? Şimdi Nebati'nin açıklamalarını da hemen sizlere aktaralım. Yine dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı Sayın Nebati. Fiyat sabitleme ya da indirime gitme çağrısında birçok sektörün katılım gösterdiğini belirtti. Sektörlerin talepleri üzerine görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Nebati, vatandaşların da haksız fiyat artışları karşısındaki bilinçli duruşunun enflasyonla mücadelede tamamlayıcı bir rol oynadığını belirtti. Bakan Nebati, perakende sektörünün tamamının bu çareye destek verdiğini ve bu desteklerin daha da genişleyeceğini ifade etti. Fiyat sabitleme Ocak ayı boyunca devam edecek. Bunu belirtelim. Bununla ilgili bir açıklama ve enflasyona dair mesajlar, enflasyonun makul seviyelerde olması ve yıl sonu hedefleriyle bağlantılı gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Nebati, Ocak ayında enflasyondaki eksi beklentilerinin olmadığını da ifade ediyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımcılarla sürekli görüşmelerinin olduğunu belirten Nebati, Şubat ayında G20 için Hindistan'a gideceklerini, bu ayda Avrupa'da görüşmelerin olacağını belirtti. Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda mevduat hesabı açmak için gerçekleştirdiği görüşmelerin hatırlatılması üzerine ise Bakan Nebati, görüşmelerin sadece Körfez ülkeleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekti. Ve yeni evim projesinde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi. Orta kesim için biliyorsunuz bir kampanya. Bu kampanyanın hemen ardından da ev fiyatları yükselmeye başladı. Fiyatlama kontrollerini yaptık. Radarımız var. Bizim risk analimiz, merkezimiz tüm verilere sahip. Yanlış yapana gereğini yapacağız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar diye konuştu. Tapuda konut raiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından biri olduğunu ifade etti Nebati. Konut fiyatlarının yükselmiş olması raiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var. Değerlendirmelerinde bulundu. Nebati söz konusu çalışmanın çok ayrıntılı olduğunu belirterek onun için reform yapmak gerektiğini belirtiyor. Memur maaş zammının %30 artmasına ilişkinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Nebati, ayın 16'sında muhabirlerle yıl değerlendirmesi yapacaklarını da sözlerine ekliyor. Ve devam edelim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'dan gelen açıklamalar da var. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından ilk evim, ilk iş yerim projesiyle ilgili özellikle yapılan açıklamalara bakalım. İkinci ile ilgili açıklamamız oldu. Ayrıntılar var mı? Özellikle sıfır konut üzerinden bir projeydi. İkinci el beklentileri vardı. Sayın Kurum bununla ilgili bir planlamanın olduğunu da belirtmişti. Hemen ayrıntılarını aktaralım. Şu anda bizim önceliğimiz bir taraftan ilk evimi alacak vatandaşlarımızın ev sahibi olması, diğer taraftan da yeni konut arzını arttırmak, istihdam üretimi arttırmak. Yani hepsini eş zamanlı yürütmek. İkinci elle ilgili de düzeltiyorum. Destek olmak için çalışmalar yapacağız ama henüz şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok. Ve kampanya sonrası fiyatlarda artışlar oluyor. Bu soru da soruldu. Buna müsaade etmeyeceklerini söyledi. Yeni evim kampanyasını duyururken ne dedik? İlk evimi alacaklar için kriterler açıkladık.
Ayrıca tüm sürecin şeffaf, denetlenebilir işlemesi için komisyon kuracağımızı söyledik. O komisyonu kuruyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarında temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kuruyoruz. Bu komisyon teknik ve finansal denetimi yapacak, firmaların belirlediği fiyatları takip edecek. Burada da temel kriterler ekspertiz raporları olacak. Yani bu ay sattığı konutun veya bir hafta önce sattığı konutun fiyatı neyse o fiyat doğrultusunda kampanyaya dahil olacak. Ve ikinci el konut projesi ne zaman hayata geçirilecek? Bakan kurum kısa vadede bir şey beklemeyin ama zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışıyoruz. Sonuçta biz elimizdeki tüm araçları kullanarak çözümler üretiyoruz. Kirayla ilgili bir sınırlama getirdik. Alt gelirlilere destek olacağız dedik. Alt gelirlilerle ilgili büyük bir kampanya yaptık. Orta gelirliye destek olacağız dedik. Orta gelirlerle ilgili ilk evini alacak, yeni evini alacak kişilere yeni finansman modelini uygun bir kampanyayla ilettik. İşte 2 milyona yakın 0.69, 2.4 arası 0.79, 4.5 arası 0.99 olacak şekilde önceliğimiz burada ilk evini alacak kişilere yeni evini alacak kişiler. Ama bu ikinci elde ilk evdeki gibi olmaması gerekiyor zaten diyor açıklamasında. Evet, ilk evim ilk projesi. Orta gelirli için ikinci bir konut projesi ama beklentiler şu yöndeydi. İkinci el için bir kampanya olur mu? Sıfır evler için. Bunun dışında evet dedi, böyle bir planlamamız var ama henüz tarihi ya da somut beliren bir şey yok. Merak edilen başlıklardan biriydi. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'dan gelen açıklamalar da var. Bakanlar Kurulu sonrası. Grip salgında son dönemde influenza görülme sıklığı RSV'nin önüne geçti. Ve bununla ilgili de son bir hafta 10 gündür hasta sayılarında düşüş görülmeye de başlandı. Daha önce RSV daha sık görülürken şimdi influenza ön planda, görülme sıklığında influenza'dan sonra RSV, sonra rinovirüs, sonra COVID geliyor. COVID yine aynı seviyelerde, toplam vakalarının %5-6'sı seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Endişe etmeyin, gerektiren bir durumda yok ve sahte ilaç iddiaları ile ilgili de açıklama yaptı. Burada yapılmak istenen şeyin ne olduğunu size açıklayayım. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi uluslararası bir otorite var. Bazı ülkelerde Bangladeş, İran, Arjantin, Tayvan gibi ülkemizde ruhsatı olmayan ilaçların Türkiye'ye girişi yapılmak isteniyor diyor. Grip salgını bir hayli yüksek. Bununla ilgili gelen açıklamalarda bu yönde Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından yaptılar açıklamaları ve bugün de bu son gelişmelerin ayrıntılarını sizlere aktarmış olduk. Evet, devam edelim haberlerle. İşsizlik oranları açıklandı. Efendim, Türkiye'de 3.576.000 kişi işsiz. Bakalım ayrıntılara. TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsiz sayısı Kasım'da aylık 23 bin kişi arttı, 3 milyon 576 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise %10.2 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %8.8 iken kadınlarda %12.9 olarak tahmin edildi. İstihdam sayısında Kasım'dan önceki aya göre 285 bin kişi arttı, 31 milyon 574 bin kişiye yükseldi. Genç işsizlik oranı ise aylık 2.6 puan azaldı, %17.8 oldu. Zamanla bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0.5 puanlık arttı, %20.8 oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Çıkış yolu programına gidelim. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doktor Doğu Perinçek çıkış yolu programında önemli açıklamalar yaptı. Ayrıntılar geliyor. Ama o kanunlar çok artık çok eskilerde. Yani o kanunlar, hani o kanunlar bir tabii o kanunları da bir masaya yatırmak lazım. Şimdi Altılı Masa'nın ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve ekibinin son zamanlarda devrim kanunları ve Türklük karşıtı açıklamaları tepki çekti. Türkiye'yi bölmek isteyenler, Türkiye'yi Amerika'nın sömürgesi yapanlar,
Cumhuriyet devrimini yıkanlar yıkılacaklar. Hem de az kaldı. Onu söyledim. Evet. Tekrar söylüyorum. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Babacan'a kumpas davasında FETÖ'cü hakimlerin yüzüne aykırdığı cümlelerle yanıt verdi. Anayasaya Türk milletini silmek isteyenler yıkılacaklar. Atatürk Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyenler yıkılacaklar. İstiyor musunuz daha söyleyeyim mi? Evet. Oktay Bey, söyleyeyim bir daha. Tamam. Hakim Bey, memnun oldun mu? Sosyal medya hesabından açıklama yapan Perinçek, Altılı Masa'dan Ali Babacan Türk milletini anayasadan çıkaracakmış. Silivri'de Ergenekon mahkemelerinde 10 yıl önce söylemiştik. Türk milletini anayasadan silmeye gücünüz yok vurgusu yaptı. Bunların gücü yok. Anayasadan Türk milletini silmeye kalkanların gücü yok. Gücü, hayır çevirmiyorum. Yok gücü. Erhan Bey, oturunuz. Çok Erhan Bey. Türk milletini silmeye gücümüz yok. Doğu Bey. Mahvolacak. Doğu Bey. Kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacak. Deva Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar katıldığı radyo programında anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz sorusuna doğru yanıtını vermişti. Daha sonra Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Oktar'ın açıklamalarını teyit eden çıkışlarda bulunmuş, anayasadaki Türklük tanımının etnisiteyi barındırdığını öne sürmüştü. Uşak'tayız. Uşak'ta düzenlenen kökünü kurutma operasyonunda 120 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aktardı. Sabah saat 06'da 609 polis ve jandarmadan müteşekkil arkadaşlarımız yine bir kökünü kurutma operasyonu vesilesiyle yollara çıkmış oldular. 127 hedefe yönelik 33.sünü gerçekleştirdiğimiz kökünü kurutma operasyonunu başlattık. Şu saat itibariyle 120 şüpheli gözaltına alındı. Gerek uyuşturucu satıcıları, gerek imal ve gerek ticaret yapanlar, tüm güvenlik güçleri olarak büyük bir mücadeleyle uyuşturucunun kökünü kazıtmaya kararlıyız. Bir taraftan arzla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da devletimizin bütün kurumları rehabilitasyon ve aynı zamanda tedaviyle de mücadele ediyorlar. Avrupa ve Amerika bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu çeşitli miktarlarda serbest bırakmış iken, biz hem büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz, hem de aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz. Milletimiz bize inansın ve itimat etsin. Nasıl terörde, terörün kökünü kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyorsak, aynı şekilde uyuşturucuda da Allah'ın izniyle galip gelen biz olacağız. Efendim, Bayraktar DİHA kritik testleri birer birer geçiyor. İşte o anların görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı. İzleyelim. Baykar Teknoloji tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Bayraktar dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı 8000 feet operasyonel irtifa uçuşunu başarıyla yaptı. Bayraktar DİHA'nın test görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı. Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşılan o anlarda Bayraktar DİHA 8000 feet operasyonel irtifa uçuşu ifadelerine yer verildi. İlk defa 2019 yılında Baykar Savunma tarafından duyurulan İHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında bir hava aracı. Sisteminde başta otomatik rota takibi, hedef takibi ve tespiti, çember atma ve eve dönüş modları gibi yapay zekaya bağlı pek çok kontrol var. 2023 yılında hizmete girmesi planlanan araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Son derece hızlı manevra, dar alanlarda göreve hızlı başlama ve pistsiz uçuş yeteneği de bulunuyor. Bayraktar DİHA TCG Anadolu gemisine de konuşlanabilecek. Evet, bültenimizin başında belirttik. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Korkmazcan bizlerle birlikte.
HDP'nin kapatılma davası, bloke süreci ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den gelen açıklamaları ve anayasal süreç başörtüsüyle ilgili HDP'ye bir ziyareti. Hepsini konuşacağız. Sayın Korkmazcan, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, gözler bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Bekir Şahin'den gelen açıklamalardaydı. O sözlü açıklamasını yaptı. 45 dakika sürdü ama özet olarak hemen size ve izleyicilerimize bir kez daha aktarmış olalım. Yaptığı açıklama şu şekilde: HDP, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini açıkça ifade etti. Biz yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik. Seçimden önce sürecin tamamlanıp tamamlanması Yüksek Mahkeme'nin takdiridir diyor kapatılma davası ile ilgili. Buyurun, açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir başlayalım Sayın Korkmazcan. Yargıtay Başsavcısının yaptığı açıklama, başlamış olan yargı sürecinin doğal süreçlerinden birisidir. Bildiğiniz gibi 2 seneye yakın bir zaman önce Sayın Şahin dosyasını tamamlayarak iddianamesini Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştu. Bu ilk talepte geçenlerde verilen tedbir kararı talebi de vardı. Ama Anayasa Mahkemesi önce iddianameyi, talepnameyi iade etti, eksiklikler var diye. Orada bir zaman kaybı oldu. Arkasından tekrarlanınca iddianame kabul edildi, dava başlamış oldu. Fakat dava sürecinde bu türlü, özellikle işin içinde terör gibi insanlık suçunun bulunduğu bir davada, bir iddiada bu kadar gecikmenin olmasını normal kabul etmek mümkün değil. Aylar süren gecikmelerde terör örgütünün belirlediği aday listelerinden görevlendirilmiş olanlara normal milletvekili muamelesi yapılmadı. İtibarlı ve her an kendi taleplerine kulak verilen, iyi kendilerine iyilik indirimi yapılacak olan insanlar muamelesi yapıldı. Sanki kaza kurbanları yargılanıyormuş gibi. Burada biliyorsunuz parti kapatma davalarında ceza muhakemeleri usul kanunu uygulanır. Bu usulde en iyi şekilde yararlanacak bir sanık hangi muameleyi görüyorsa Anayasa Mahkemesi'nden onun fazlasını gördüler. Adeta HDP'nin amaçlarına ulaşabilmesi için PKK'nın meşrulaştırmak konusundaki görevini iyice yerine getirebilmesi için objektifleri HDP'nin üzerine çeviren bir sürece Anayasa Mahkemesi seyirci kaldı. Halbuki en kısa sürede işin içerisinde bir terör iddiası, sadece iddia değil, kanıt dosyada daha önceki alt mahkemelerde yargılanmış, mahkum edilmiş olanların ifadeleri ve hüküm evrakları da bulunuyordu. Evet. Bunlara bakan bir mahkeme çoktan HDP'yi kapatmış olmalıydı. Bu yapılmadı. Ek süreler vesaireyle bugüne getirildi. Şimdi geldiğimiz süreçteki problem şudur. Bu problem de doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın yarattığı bir problemdir. Seçim sürecine giriyoruz. Yakında seçim takvimi belirlenecek. O süreçte sanki seçimin dışına HDP'yi itmek gerekiyor, itmek için bu kararlar veriliyor gibi bir iddia devreye girecek. Amerika Birleşik Devletleri bu seçim için biliyorsunuz kaos planını açıkladı. Kaos planının ötesinde açıklamayı söylüyorsunuz. Türkiye'de kan banyosuna dönecek seçimler. Tayyip Erdoğan vaktinde çekilmesini bilmedi. Onun için Tayyip Erdoğan'ı yıkmak bakımından çok kanlı bir takım gelişmeler olabilir dedi. Evet. Biliyorsunuz Amerikalılar böyle açıklamalarını, temennileri ve programlarını duyurmak için yaparlar. Mesela yakında İstiklal Caddesi'nde bombalar patlayabilir derler. 3 ay sonra bomba patlar hakikaten. Yani bu adeta kripto bir haberleşmesidir Amerikan derin devletinin. Aynı şeyi söylüyorlar. Yani bu seçim sürecini mümkün olduğu kadar kanlı hale getirin.
herhalde vatandaşın özgür iradesiyle bir karar verilemeyeceği gibi bir kanaate vardılar. Şimdi bu seçim sürecini sabote etmek istiyorlar. Ve maalesef Anayasa Mahkemesi onlara malzeme taşımış oluyor. Eğer HDP kapatılmış olsaydı çoktan bu konular bir tarafa itilmiş olacaktı. Bu sabotaj ihtimalleri ve manipülasyon yeteneği ortadan kaldırılmış olacaktı. Siyasi hayatımız böyle bir tehdit altında olmayacaktı. Tam aksine 2004 yılından itibaren çok şiddetlenen, daha 1994'lerde başlayan bir süreç vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendisini savunamaz hale getirmek için Avrupa Birliği sopası kullanılarak Türkiye'ye birçok mevzuat değişikliği yaptırılmıştır. Terörün, bölücülüğün, cumhuriyet düşmanlığının, Türk düşmanlığının esas politika haline getirildiği bir sistem Türkiye'ye yerleştirilmiştir. 1997'lerde partiler arası uyum komisyonunun hazırladığı siyasi partiler kanunu o zamandan beri rafta tutulmuştu. Eğer HDP 1,5 yıl önce kapatılmış olsaydı biz buralara yöneltecektik dikkatimizi. Türk devletinin surlarında açılmış hangi gedik var, hukuki gedikler, onları kapatacaktık. Dünyanın hiçbir yerinde terör mahkumu birisi her gün siyasi talimatlar veremez hapishaneden. Dünyada örneği yok zaten değil mi Sayın Korkmazcan? Yok. Dünyada örneği yok. Bırakın böyle her gün talimat vermeyi. İngiltere İRA ile mücadele ederken teröristlerden birisi İngiltere hükümetinin arzu ettiği bir beyanda bulunsa dahi o kendi sesiyle verilmezdi. Kadın terörist konuşursa erkek sesiyle BBC'de yayınlanırdı. Erkek terörist konuşursa kadın sesiyle. Terörle mücadele bu kadar önemlidir. Psikolojik bir savaştır terörle mücadele. Terörü yönetenler önce Sun Tzu'nun binlerce yıl önce söylediği gibi sizin direnme gücünüzü ortadan kaldırmaya çalışırlar. Yoksa ellerindeki bombalarla, efendim Suriye'deki YTP'ye verilmiş silahlarla Türk ordusunu mağlup etmeyi düşünmüyorlar. Tamamen Türkiye'nin milli direnç iradesini kırmaya çalışıyorlar. Ve bunda da maalesef Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmadan önceki durumdan daha güçlü hale geldiler. Dava sürecinde biz şuna tanık olduk. HDP'nin kapatılması ihtimali ufukta görünür görünmez HDP'nin yerine yeni yedeklemeler yapıldı. Evet, şu anda da konuşulan Sayın Korkmazcan, kapatılsa ne olur? Yenisi efendim? Var. Şu anda da konuşulan konu uzmanlar tarafından çok kez dile getiriliyor. Yani evet. Kapatılsa ne olur? Yenisini hemen kuruyorlar. İşte Demokratik Bölgeler Partisi, yanlış söylemeyeyim. Yeni parti var zaten hali hazırda deniyor. Ben de aynı konuyu anlatmaya çalışıyorum. Buyurun. Eğer HDP vaktinde kapatılsaydı yeni bir HDP figüranının, onun kopyasının piyasaya sürülmesini önleyecek kanunları da çıkarmış olurduk. Çıkarmamız da şart. Burada ölçü alacağımız şey bizim kendi kendimize uyduracağımız bir sistem de olmayacak. Hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kriterlerini terörle mücadele kanununa geçireceğiz mesela. Evet. Terörle mücadele sadece silahla olmaz. Terörle mücadele ideolojik bir mücadeledir, kültürel mücadeledir ve topyekün yapılması gereken bir mücadeledir. Burada şu anda Vatan Partisi dışında net olarak terörle mücadele eden hiçbir siyasi kurum yok. Onu kesin olarak ifade edeyim. Biz yıllardan beri, 2015 yılından beri 4 defa Anayasa Mahkemesi'ni harekete geçirmek için, daha doğrusu parti kapatma konusunda yetkili olan makamları harekete geçirmek için 4 defa resmi başvuruda bulunduk. Evet. Arkasından Diyarbakır analarının sesine, feryadına kulak vererek HDP kapatılsın platformunu oluşturduk. On binlerce imza topladık. Vatanseverler harekete geçti. Bütün bunlara rağmen bu görev sürüncemede bırakıldı. Bugün durum nedir bakın? Yeni bir halkların bilmem şu partisi, bu partisi, numaralı partiler kurmaya ihtiyaç yok. Altılı masa şu anda HDP'nin görevini çok daha usturuplu bir şekilde yapacak şekilde örgütleniyor. Bunlar altılı masa
altılı bir ahtapot gibi her biri bir şey söylüyor. O mesajları bütünleştirdiğiniz zaman anlamı şudur. Türkiye Cumhuriyeti'ne biz savaş açtık diyorlar. Tek cümleyle ifade edin altılı masanın açıklamasını derseniz budur. Anayasa peki. Değişikliği teklifi. Ben yeni partilerin yaptığı açıklamaları söylemiyorum. Altısı birden bir açıklama yaptılar. Ne dediler? Anayasada bir değişiklik yapılması lazım. Bundan sonra parti kapatmak için yargıyı yetkisizleştirmek lazım. Yani anayasa mahkemesini, mahkemeleri, Türk hukuk sistemini, Türk devletinin hukuk devleti olma niteliğini savaş açtılar. Diyorlar ki ancak mecliste 3/2 çoğunlukla bir karar alınırsa bir parti hakkında kapatma davası açılabilir. Bu ne demektir? Hukuk devleti ortadan kalksın demektir. Evet. Şimdi bunlar, bu altılı masada bulunanlar sözde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı korumak ve anayasasını uygulamak üzere yemin etmiş kişiler. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi anayasayı korumak için, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi yasama organına karşı korumak için, uygulamalarda da yürütme organına karşı korumak için görevli bir mahkemedir. Biz bütün bu çağrılarımızda Vatan Partisi'nin son başlattığı nöbetlerde ne yapıyoruz? Anayasa Mahkemesi'ni göreve çağırıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ni hapishaneden tehdit eden teröristler karşısında Anayasa Mahkemesi'ni korumaya çalışıyoruz. Anayasa Mahkemesi şu anda anayasaya karşıdır. Anayasaya karşı bir pozisyondadır. Hemen gerçek yerini alması lazım. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kriterleri uygulansaydı parti kapatma konusunda, şu anda altılı masanın mensupları hakkında, bu altılı toplantıların son toplantıları hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ortadan kaldırmak, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın görevlerini yaptırmamak, yani bir siyasi darbe hazırlamak suçundan şeye başlarlardı, araştırmaya. Bakın Almanya'da 3-5 emekli general, hı hı, İçlerinde bir tane eski belediye reisi ve bir milletvekili toplanmışlar. Onları darbe teşebbüsünden yargılıyor şimdi Almanya. Türkiye'de ise anayasayı bırakın, Türklüğü ortadan kaldıracağız diye açıklamalar yapılıyor. Evet. O konuya geçelim masanın... Sayın Hasan Korkmazcan. Evet. Cümlenizi tamamlayın çünkü süremiz de azalıyor. Bir iki sorum daha var çünkü size. Tamamlayın siz isterseniz bu konuyla ilgili. Cümleyi tamamlayayım. Lütfen buyurun. Şu cümleyi tamamlayayım. Bu altılı masa. Partinin kapatılmaması, bu davanın sürüncemeden bırakılması, bunların, teröristlerin bir virüs gibi yayılmasına sebep oluyor. Bu virüs devamlı kılık değiştirerek hareket ediyor. Şu anda maalesef altılı masanın ortasına yerleşmiş durumdadır PKK. PKK'nın, altılı masanın kulakları Kandil'dedir, gözleri Amerika'dadır ve onların Avrupa'daki postacılarındadır. Belçika'da, şurada, buradadır. Bunların tamamının sebebi Anayasa Mahkemesi'ndeki bu sürecin uzamasıdır. Bugün hukukçu, vatansever hukukçu arkadaşlarımız nöbetimize katılıyorlar. Kendilerine evet. Şimdiden teşekkür ediyorum. Saatleri 14'ü gösterdi. Ekrana gelecek. Ulusal kanalın peki, izleyicilerini de saat 2'de sizin ekranınızın karşısına çağırıyorum. Şimdi süremizi iyi kullanalım. Reklam saatimiz de geldiği için cevaplarınızı da almak istiyorum. Evet, altılı masa PKK'nın ortasındadır dediniz. Sözde liderlerden Duran Kalkan da zaten çağrı yaptı. Birlik olun dedi. Erdoğan'ı yıkacağız açıklaması geliyor. Amerika Foreign Policy diyor ki kanlı bir seçim. Sayın Bekir Şahin de diyor ki seçimden önce tamamlanır mı? Yani HDP kapatılır mı, kapatılmaz mı? Yüksek mahkemenin kararıdır. Ne olur karar, çok kısaca alayım çünkü bir de başörtüsü konusu var Anayasa Mahkemesi'nin ve HDP ziyareti. Buyurun, çok kısa alayım. Bu karar konusunda elbette irade, yetki Anayasa Mahkemesi'ndedir. Ben arzu ederdim ki Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, böyle yüce bir mahkemenin başkanı olarak görevini tamamlayıp ondan sonra ayrılsın. Şimdi galiba o sürece yetişmeyecek partinin kapatılması. Zühtü Aslan döneminde bu gerçekleşmemiş olacak.
sonuç itibariyle Zühtü Aslan Türk demokrasi tarihine, hukuk tarihine, Anayasa Mahkemesi'nin tarihine lekeli bir hukukçu olarak geçecek. Maalesef böyle. Ben 1961 yılından beri Anayasa Mahkemesi'ni savunan bir hukukçuyum. 1971'de 12 Mart rejimi Anayasa Mahkemesi'nin bütün yetkilerini ortadan kaldırıyordu. Orada çok ciddi bir mücadele verdim. Partiler arası Anayasa Komisyonu'nun başkanı olarak zamanın muhalefet lideri, o gün için Nihat Erim hükümetini destekleyen İsmet İnönü ile de birlikte çalışarak Anayasa Mahkemesi'ni koruduk biz. O 12 Eylül'de Anayasa Mahkemesi hakimlerine mübaşir muamelesi yapıldı. Ona karşı çıktık. 1995 anayasa değişikliklerinde vaktiyle benim yazdığım Anayasa Mahkemesi'nin 147. maddesini aynen koruduk. Ama bugün Anayasa Mahkemesi'nin başkanı kendi mahkemesinin onurunu korumaktan uzak bir tavır sergilemiştir. Ben her şeye rağmen hakimlerimizin vicdanları ile kanunları ve korumakla mükellef oldukları anayasa doğrultusunda hareket edeceklerine inanıyorum. Amerika'dan gönderilen tehditlere de, hapishaneden gönderilen tehditlere de kulaklarını tıkayacaklarını düşünüyorum. Hakimlik çok yüksek bir görevdir, onurlu bir görevdir. O onurdan mahrum kalmamaları konusunda beklentim var. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi bir diğer başlık, başörtüsüne hukuki güvence için anayasa çalışması. Yarın MHP ve sonrasında İYİ Parti'ye gidecek AK Parti. Ama HDP'ye bir ziyaret gerçekleştirilmişti. Hatta çok da tepki çeken açıklamalar geldi. Şimdi ikinci görüşme için bir ziyaret olacaktı ama HDP'den de bu ziyaretle ilgili kapılar kapatıldı. Anladığımız bu yönde. Siz bu HDP'ye ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz HDP'nin bu süreçte ziyaret edilmesini AK Parti sözcülerinin bugüne kadarki muhalefete yönelttikleri eleştiriler neyse aynı eleştirilerin içine düştüler. Muhalefete biz ne diyorduk? Terörle mücadele, vatanın birlik ve bütünlüğü, anayasanın korunması bütün siyasetçilerin ortak görevidir. HDP ile ilişki geliştirmek, onlara meşru bir parti muamelesi yapmak PKK'ya hizmettir diyorduk. Aynı duruma AK Parti de düşmüş oldu. Bugün aldıkları ret cevabı inşallah onları uyandırır. Muhalefeti nasıl değerlendirmek gerekir? Muhalefeti ben Türkiye'nin milli muhalefeti olmaktan çıktığı kanaatindeyim. Türkiye'deki demokrasinin en büyük eksikliği de budur. Muhalefet doğrudan doğruya Biden tarafından, Amerikan Derin Devleti tarafından dizayn edilmiş kişilerden kurulu. Hele Davutoğlu'nu oraya alıp koyduğunuz zaman ve ona siz benim imzam olmadan Türkiye'de hiçbir ciddi karar alınamaz demesine fırsat verdikten sonra zaten hepiniz Amerika'nın adamı oldunuz demek. Yani bir heyetin içerisinde sizin aksi kanaatte olduğunuz bir şey varsa, bir söylem, onu durdurmak görevinizdir. Susarsanız bu susma, biz de aynı yerdeyiz, aynı sözün arkasındayız demektir. Davutoğlu'na yapılan bu suskunluk, Babacan'ın yaptığı Kürtlüğü anayasadan çıkarma teklifi karşısındaki sessizlik hepsinin aynı görüşte olduğunu gösterir. Bu görüşler eğer bundan daha ileriye giderlerse, fiili bir durum yaratmaya kalkışırlarsa doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırı, anayasaya saldırı, siyasi sistemimize darbe anlamına gelir ve bu hakikaten hesabı sorulacak bir konum ortaya çıkarır. Milletimiz, önümüzde seçim yakın. Biz Vatan Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. Doktor Doğu Perinçek'i 2023 seçimlerinin adayı olarak ilan ettik ve bunu genel kurulun oy birliği kararıyla aldık. Aynı şekilde bakınız, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yapmıyor yıllardan beri. Neresi demokratik? Şimdi tek adam rejimiyle mücadele edeceğiz diyorlar. Altı adam adı verilen kağıt üstündeki partilerin her birine Cumhurbaşkanı yetkisi vermeye kalkışıyorlar. Bunlar vatandaşımızın gözü önünde oluyor ve Türkiye Cumhuriyeti seçmeni
benim 1950'den beri seçimleri hatırlıyorum. Hiçbir zaman yanlış karar vermez. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle donmuş oyu falan yoktur. AK Parti iktidarı da sadece muhalefetin bu zaaflarını halka anlatarak biz nasıl olsa başarı kazanırız zannediyorlarsa onlar da yanılıyorlar. Vatandaşlarımız tek Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünden yana net bir şekilde ortaya koymuş Vatan Partisi programının etrafında toplanacaktır. Biz vatandaşlarımıza Edirne'den Hakkari'ye kadar şu çağrıda bulunuyoruz. Kendi hemşerilerinizden kimin sizi temsil etmesini istiyorsanız onu bize bildirin. Onları biz listelerimize değerlendirelim. Bizim millet meclisini dolduracak binlerce genç kadromuz var ama bütün arkadaşlarımız bu fedakarlığı da göstermeye hazır. Vatansever her vatandaşımız. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hakkari'yi, Bitlis'i, Edirne'yi, Kırklareli temsil edeceğim diyorsa gelsin Vatan Partisi'ne birlikte bu programı yürütelim. Zaten bu program yürüyerek yeni dünya düzeni kurulacak. Sadece Türkiye'deki iktidarı, siyaset zihniyetini değiştirmek değil bizim amacımız. Yeni bir dünya kurmak. Ve buna epeyce yaklaştık. Bu yeni Doğu medeniyetlerinin, tarihi medeniyetlerin, 300 yıldan beri emperyalizmin yıkamadığı medeniyetin yeniden sahneye çıkarılması zaferini ufukta görüyoruz. Bu zafere siz de katılın diyoruz. Son söyleyeceğim şey bu. Teşekkür ediyorum Yeşim Hanım. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Tabii kapatılma dava sürecini takip edeceğiz. HDP ile görüşme talebi AK Parti'den gelen başörtüsüne hukuki zemin ile ilgili bir tartışma da vardı. Hepsinin ayrıntılarını konuşmaya çalıştık. Sayın Korkmazcan, iyi çalışmalar diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gözler 14'te hukukçu vatansever avukatlarda bir basın açıklaması yapılacak. Anayasa Mahkemesi önünde vatan nöbeti devam ediyor. Belirtelim. Bu açıklamayı da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Denizli'ye gidelim. Denizli'de fabrika işçilerini taşıyan bir minibüs devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı. Denizli'de işçileri taşıyan servis minibüsü Serinhisar ilçesi girişinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek devrilen minibüsteki işçilerden Burak Aslankıran ve Fatma Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Ankara ve İstanbul'da FETÖ ve PYD'ye yapılan operasyonlar var. Bu operasyonlarda Baylok kullandığı tespit edilen 16 şüpheli yakalandı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Baylok kullandıkları tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin örgüte müzahir olduklarına yönelik beyanların bulunduğu ve Bankasya'da artıran hesaplarının olduğu da belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında halen kamuda aktif çalışan hemşire, öğretmenle meslekten ihraç edilen polis memuru ve Merkez Bankası personelinin de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. İki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Evet, şimdi bir reklam aramız var. Reklamların ardından Kartonsan işçileri grevde efendim. O grevden işçilerle İlyas Gümüşçü bir röportaj da gerçekleştirecek. Ekranlara getireceğiz, ayrılmayın. Efendim, gün ortası devam ediyor. Şimdi AK Parti başörtüsüne anayasal güvence ile ilgili bir
teklif hazırladı. Bunun için görüşmelerin ikinci turu da başlıyor. Yarın ilk olarak MHP'ye gidecek, sonra İYİ Parti'ye. İlk turda HDP'ye gerçekleştirilen bir ziyaret vardı. İkinci turda da tüm tepki çekmelerine rağmen HDP'den bir ziyaret için randevu talep etti. Ancak HDP bu talebi olumlu karşılamadı. İzleyelim. HDP ile birlikte anayasa yapılmaz. HDP ile birlikte anayasa yıkılır. Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin kapatma dava süreci devam ederken AK Parti'den yine tepkilere neden olan bir hamle geldi. HDP ile varılacak yolun sonu ancak uçurumdur. O uçurumdan beraber yuvarlanır gidersiniz. HDP ve PKK ile mücadelede sarsılmayan, yalpalamayan tek kararlı ve tutarlı siyasi partiyiz, Vatan Partisi olarak. AK Parti başörtüsüne anayasal güvence sağlamak amacıyla hazırladıkları kanun teklifi üzerinde siyasi partilerle ikinci tur görüşmelerine hazırlanıyor. AK Parti teklifin 400'ün üzerinde oyla referandumsuz kabul edilmesi amacıyla muhalefetin desteğini arayacak. İlk tur görüşme başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin hazırlanma aşamasında yapıldı. Komisyon görüşmelerinden önce ikinci kez muhalefetin kapısını çalacak. 100 yılı. Bununla çalışacağız. İlk ziyaret Cumhur İttifakı ortaklarından MHP ile olacak. AK Parti ardından İYİ Parti'ye ziyaret yapacak. AK Parti'nin ilk tur görüşmelerinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de kapısını çalması tepkilere neden olmuştu. PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Toplumun her kesiminin kapatılmasını beklediği HDP'yi mecliste resmi ziyarette bulunulmasını eleştirmişti. Daha biz başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. AK Parti bu tutumunu devam ettirerek ikinci kez HDP'den randevu talep etti. HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç talebe olumsuz yanıt verdiklerini açıkladı. Oluç kapatma davası ve hazine yardımının yapıldığı hesaplar bloke kararını hatırlatarak görüşmeyeceklerini söyledi. PKK ancak silahla bitirilir. PKK Ankara'da gevezelik yapılarak meclis kürsülerinden PKK lehine konuşmalar yaparak bitirilmez. Anayasa yıkıcılarıyla anayasa yıkılır. Anayasa yapılmaz. Efendim, büyük kurultayını tamamlayan, Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Vatan Partisi'ne her geçen gün katılım artıyor. Vatandaşlar çözüm için Vatan Partisi'ni tercih ediyor. Şırnak'a gidelim. Şırnak'ta terörden temizlenen, evlerine, bölgelerine geri dönmek isteyen 50'ye yakın kişi, aşkın kişi hatta, Vatan Partisi'ne katıldı. Gelsin ekranlara. Dostum, gülümse ey halk, geliyor vatan, vatan ile çıkacağız karanlıktan. Hak yiyen, halkını soyan, yalana taban. Vatan Partisi'ne katıldık. Daha da katılacağız. Bu sadece bir başlangıç. Vatan olarak biz bu partiyi beğendi. Onun için biz bu partiye katılıyoruz. Tek vatan, tek bayrak, tek millet için Vatan Partisi'ne sığınıyoruz. Genci yaşlısı, güçlü devlet üreten millet için Vatan Partisi'ne koşuyor. Abici oy kullandın mı? HDP, Vatan Partisi'ne sığmak istiyorum. Gençler çok önemlidir. Bizim için gençler çok önemlidir. Hakikaten Vatan Partisi gençlere sahip çıkacaklar. Şırnak'ın gençlerin arkasında duracaklar ve durdurmaya devam edecekler. Artık vatan seven var burada. Vatan seven gençliği var burada. Vatan bayrağını seven insanlar var burada. Gelin bizi de denesinler, bize destek versinler. Eğer onlar bizden kadar güçlü olursa vallahi de bile de o kadar sorunları çözülecek. Vatandaşlar geçici değil, kalıcı çözüm sunan Vatan Partisi'ne katılıyor. Şırnak'ta bir tarih yazıyoruz. Artık Şırnak gençleri, Şırnak sevdaları, Şırnak vatan sevenleri gençler bugün aramızdadır. Tek millet, tek vatan için Vatan Partisi'ne katıldık. Yani arkamızda sadece bir İsmail Başkan var, bir Vatan Partisi var. Ona göre yani her zaman Vatan Partisi'nin arkasındayız. Biz genç olarak İsmail Başkan'ın yanındayız her zaman olarak. Sorunlarımızı Vatan Partisi olarak İsmail Başkan bize yardımcı olacaktır. Büyük kurultayını tamamlayan ve Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Vatan Partisi'ne son olarak Şırnak'ta büyük bir katılım oldu. Amacımız barış ve güven için gelmişiz. Diğer partiler kimse bize sahip çıkmadığı için biz Vatan Partisi'ne İsmail Başkanımıza içi güvenerek geldik. Bazı sorunlarımızı çözmesi için hiçbir parti sahip çıkmadı. Vatan Partisi İsmail Başkan bize sahip çıktı. Ve ona dayanarak Vatan Partisi'ne katıldık.
Daha da katılacağız. Bu sadece bir başlangıç. Terör nedeniyle boşaltılan köylerine dönmek isteyen Mamşekiri ailesinden 50'ye aşkın kişi Vatan Partisi'ne üye olmaya karar verdi. Bu katılımın sadece bir başlangıç olduğu vurgulandı. Hani köyümüze dönmek istiyoruz. Köye dönmek istiyoruz. Bir de bir hastane istiyoruz. Mesela bu huzur ve güven istiyoruz. Rus tarım ve hayvancılık faaliyetleri için köyümüze dönmek istiyoruz. Vatan Partisi Başkanımız İsmail Başkan'a güvenerek Vatan Partisi'ne katılıyoruz. Gençlerin önemli olan bir fabrika olması lazım. Bu gençlerin bir iş imkanı olması lazım. Gençlerin devlet bu gençlere sahip çıkması lazım. O hepinize hoş geldi, safa geldi. Allah razı olsun. Teşekkürler, saygılar. Üye olanlara rozetlerini Vatan Partisi Şırnak İl Başkanı İsmail Kabul taktı. Kabul, nerede bir sorun varsa çözüm için Vatan Partisi'nin orada olduğunu kaydetti. Ben bu gençlere söz vermişim. Ben bunları hepsini açın, dışarıya çıkartacağım. Gündeme çıkartacağım, sözüm söz. Amerikan erpelelizine, diğer örgütlerine gülüm verenlere, diğer siyasi partilere gülüm verenlere. Artık ideoloji o tarafa kullanmayın. Türkiye'ye kullanın. Türkiye'nin geleceğini kullanın. Çünkü Türkiye'nin geleceği artık sizin gençlerin elindedir. Siz Türkiye memleketini kurtarabilirsiniz. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçekli, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancan, Kasım ayında yaptığı Güneydoğu turu da büyük ilgi görmüştü. Yüzlerce kişi üye olmak için çözümün adresi Vatan Partisi'ne akın etmişti. Vatan Partisi'ne katıldım. Sevdiğimiz için HDP'ye veriyordum. Şimdilik Vatan Partisi'ne veriyorum. Hep birlikte kalkınmak için Vatan Partisi diyorum. Daha güzel bir Türkiye için. Dostur, gülümse ey halk diyor. Efendim, bir tarafta HDP'nin kapatılma davası bekleyişini sürdürüyor. Bir tarafta Vatan Partisi'nin öncülüğünde başlatılan vatan nöbeti Anayasa Mahkemesi önünde devam ediyor. HDP'nin kapatılması için iddianameyi hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den gelen açıklamalar da var demiştik. Biz bir Ankara'ya gidelim. Anayasa Mahkemesi önünde Buse Gençtürkböke bizi bekliyor. Tüm bu gelişmeleri ve ayrıntılarını Buse, hemen senden alalım. Yeşimer Yılmaz, 1,5 yıldır Anayasa Mahkemesi'nde süren HDP kapatma davasıyla ilgili yazılı savunma süreci sona erdi. Şimdi sözlü açıklama sürecine geçildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin bugün Anayasa Mahkemesi'ne geldi ve HDP'ye kapatma davasıyla ilgili daha önceden Bekir Şahin bir iddianame hazırlamıştı. HDP'nin temelli kapatılması istemiyle bu kapsamda da sözlü bir açıklama yaptı Anayasa Mahkemesi raportörlerine Sayın Bekir Şahin ve Yüce Divan Salonu'nda Yüksek Mahkeme heyetine yaptığı sözlü açıklama yaklaşık 45 dakika sürdü. Sabahın erken saatlerinde buradaydı ve Bekir Şahin açıklamanın, sözlü açıklamasını vermesinin ardından basın mensuplarına değerlendirmeler de yaptı. O değerlendirmelere bakacak olursak eğer, Bekir Şahin yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik. PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de açıkça ifade ediyorlar. İfadelerini kullandı. Yargılama sürecinin ne zaman sonlanacağına ilişkin bir değerlendirmesi oldu Bekir Şahin'in. Seçimden önce sürecin tamamlanmaması yüksek mahkemenin takdiridir. İfadeleri de dikkat çekiciydi. Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamasının ardından peki süreç nasıl işleyecek? Belirlenecek bir günde HDP'ler sözlü savunmasını yapacak. Sözlü açıklama ve Başsavcı Bekir Şahin'in sözlü açıklaması ve HDP'lilerin sözlü savunmasının ardından da davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü ve raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu rapor Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılacak ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. 15 üyeden 10'u evet dediği takdirde HDP kapatılacak. Bir yandan da Vatan Partisi nöbetini sürdürüyor. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için 29 Aralık'ta nöbet başlatmıştı Vatan Partisi. İşte bu nöbet her hafta dalga dalga büyüyor aslında. Geçen hafta yapılan eyleme Cumhuriyet Kadınları Derneği katıldı ve 10 Ocak'ta tabii yine Vatan Partisi bugün
bugün de Bekir Şahin'in sözlü açıklamasının ardından nöbetini tutmaya devam edecek. Bugün de bir açıklama olacak. Bu hafta vatansever avukatlar nöbete, Vatan Partisi'nin nöbetine katılacak. Geçtiğimiz hafta 15 baro Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin hesaplarına bloke kararı koyulmasını, geçici bir bloke kararı koyulmasını hukuksuz olarak nitelemişti. Bu 15 baroya da vatansever avukatlar tepki göstermişti. İşte Vatan Partisi bugün vatansever avukatlarla beraber Anayasa Mahkemesi önünden aslında HDP'nin kapatılması için bir kez daha çağrı yapacak. Açıklama saatler 14'ü gösterdiğinde başlayacak. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Hukuk İşleri Bürosu Başkanı Nusret Senem açıklamayı yapacak Vatan Partisi adına ve vatansever avukatlar da bir kez daha çağrılarını yapacaklar. Bugün aslında Vatan Partisi'nin nöbetine vatandaşları da davet ettiğini hatırlatalım. Tüm vatandaşları davet ediyor Vatan Partisi AYM önündeki bu nöbete. Biz de bir kez daha hatırlatmış olalım. Saatler 14'ü gösterdiğinde açıklama başlayacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Buse Gençlik Böke Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünden aktardı tüm gelişmeleri. Gözler saatler 14'ü gösterdiğinde vatansever avukatların açıklamalarında olacak. Biz de bu açıklamaları canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar var. Tank palet fabrikasının satıldığı iddialarına tepki gösterdi. Yeni nesil fırtına obüsleri teslim töreninde konuştu. İddiaları tutmayanlar yarım ağızla da olsa özür dileme erdemini göstermediler dedi. İzleyelim. Birilerinin ona buna satıldı diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar bugün Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak benzin istasyonlarındaki, affedersiniz, restoranlarda, oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle işte bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Aynı şekilde işten atılacak diyerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personelimiz de hiçbir hak kaybına uğramadan tam bir gönül huzuruyla fabrikamızda çalışıyor, üretiyor, ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Hal böyleyken fabrikayla ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar şimdiye kadar ne buradaki işçi kardeşlerimizden, ne işletmecilerimizden, ne de milletimizden yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi göstermediler. Grup kürsülerini iftira ve çarpıtma kürsülerine çevirenleri buradan bir kez daha özellikle doğrudan ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum. Ben şimdi eski devlet bakanı ve CHP eski yöneticilerinden Mehmet Sevigen. 128 dolar nerede kampanyası yürütülürken sevgili Sinan Fıstıkoğlu'nun programına katıldı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun döviz operasyonu yaptığını açıklamıştı. Şimdi bu açıklamaları biz canlı olarak ekranlarınıza getirdik ayrıntılarını. Ancak soru CHP sözcüsü Faik Öztürk'e de soruldu. Cevap vermedi, reddetmedi. 300 bin dolar döviz alıyorlar. Kemal Bey bizim Genel Başkanı gönderiyor. Yani? Evet işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey. Kılıçdaroğlu mu? Evet. Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, 128 milyar dolar kampanyasının yürütüldüğü dönemde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 300 bin dolarlık döviz alımı yaptığını açıkladı. CHP sözcüsü Faik Öztrak, Sevigen'in bu açıklamalarını reddetmedi. Yani bana soru soracaksanız ciddi kişilerin ciddi iddiaları hakkında soru sorun. Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalar yapan Öztrak, ulusal kanalın sorusuna hakaretle yanıt verdi. Şimdi yani söze bakarım, söz mü diye bir laf vardır. İstirham ediyorum, yani bana soru soracaksanız ciddi kişilerin ciddi iddiaları hakkında soru sorun. Ulusal kanal yayınına konuk olan Sevigen, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 300 bin dolarlık döviz alımı yaptığını belgelerle ifşa etmişti. 128 milyar dolar illere ilçelere asıyoruz ya, bu para nerede diye, yer yerinde oynatıyoruz diye.
O arada bizim genel başkan gönderiyor koruma müdürünü. Bizim milletvekili arkadaşlar önce telefon ediyor. Diyor ki arkadaş, o da diyor ki olur sayın genel başkanım diyor. Kemal Bey gönderiyor polisiyle o arkadaşa parayı. Kim? Kemal Bey bizim genel başkan gönderiyor. Yani? Evet işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey. Kılıçdaroğlu mu? Evet. Şimdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. 6 mil konusu var, 12 mile çıkaracağız diyor Yunanistan, böyle kışkırtıcı açıklamalar yapıyor. Yanlış hesap Ankara'dan döner demişti Sayın Akar. Yeni bir açıklaması daha var. Tahriklere kapılmadan hiçbir şey oldu bittiye getirmeyeceğiz dedi. Gelsin haber. Bize her türlü böyle efendim ithamda bulunuyorlar. Yalan, yanlış. Yani bunların efendim hiçbir aslı astarı yok. Bütün bunların tahriklerine kapılmadan, fakat diğer taraftan da hiçbir şekilde bir adım daha geri adım atmadan, hiçbir oldu bittiği izin vermeden arkadaşlarım, hiçbir hakkımızı çiğnetmeden, ne kendimiz ne Kıbrıs'ın. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. 6 mil artık geri alınabilecek en azami nokta. Onun dışında herhangi bir şekilde karazon yükseltmesi kabul etmiyoruz. Türkiye'ye tehdit diyorlar. Ya biz Türkiye olarak kimseye tehdit etmedik. Yunanistan hiç etmedik. Hiç etmedik. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Herhangi bir şekilde Yunanistan'a yanlış hesap yapmayın. Yanlış yollara girmeyin. Yanlış efendim söyleyeyim bir takım olaylara, hadiselere, efendim faaliyetlere tevessül etmeyin. Ve tarihten ders alın diyoruz. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan, onlar bazılarına güveniyorlar, oralara karlar yağmadan efendim aklınızı başınıza alın. Hiç unutmayın diyoruz. Hiç unutmayın. Yanlış hesap nereden döner? Ankara'dan. Yanlış hesap diyoruz. Ankara'dan döner. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da en iyi narkotik polisi anne durumunda konuştu. Gelsin haber. İstanbul Valiliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde en iyi narkotik polisi anne konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadele noktasında kararlılığı bir kez daha yineledi. Soylu, uyuşturucunun kökünü kazımak milletimize karşı bizim namus borcumuzdur dedi. Ama biz uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Çünkü milletimiz buna inanmış, biz buna inanmışız. Devletimizin bütün anlayışı buna inanmış. Amerika, Avrupa pes etse de bunu bir vesileyle kazıyacağız. Soylu, Batı'nın insanlığı uyuşturucuya teslim ettiğini söyledi. Avrupa'nın bütün laboratuvarlarında kimyasal uyuşturucu üretildiğini aktaran Soylu, Amerika, Avrupa ve Batı uyuşturucuya teslim olmuş durumda dedi. Bugün Amerika'da sadece bir kasabanın tamamı uyuşturucuya terk edilmiş durumda. Yürürken Hollanda İçişleri Bakanlığı'na doğru 250 metre önünde çok rahat bir şekilde herkesin esrar çektiğini, uyuşturucu kullandığını, herkesin de bakarak geçtiğini gördüm. Bugün Almanya'da Sağlık Bakanı belli bir miktarda uyuşturucunun millet tarafından, insanlar tarafından kullanılmasının serbest bırakılmasının yasasını hazırladıklarını beyan etti. Avrupa'da narko şoklar açılıyor. Ve yine ifade etmem lazım. Şırıngayı devlet eroin kullansın, uyuşturucu kullansın diye bedava vermeye başladı. Yani Amerika ve Avrupa Batı uyuşturucuya karşı teslim olmuş durumda. Bakan Soylu terörle mücadeleyle ilgili de bilgi verdi. Soylu, terör örgütünün Türkiye'nin zenginlikleriyle buluşmasını engellemesinin ortadan kaldırıldığını söyleyerek çok daha büyük petrol müjdeleri gelecek dedi. Kendirek'te terörist yok. Bugün Amanoslar'da terörist yok. Bugün Karadeniz'de terörist yok. Vardı. Eren Bülbül'ümüz öyle şehit olmuştu. Bugün Çemçamadur'da terörist yok. Bugün ülkemizin birçok noktasında, yani dağlarda terörist yok. Geçen gün Tuşiyama'ya, Cudi'ye gittik. Cudi'de ki 40 yıldır orada terörist var. Allah'a şükür bugün Gabar'da petrol çıkıyor. Tuşiyama'ya gittik. 6500-7000 kilo kalori kömür gördük. Türkiye'nin en kaliteli kömürlerinden bir tanesi. Terör örgütü çökmüştü ve Türkiye'nin zenginliklerini bir vesileyle bizimle buluşmasını engelliyordu. Şimdi milletimiz bu zenginlikleri kendisinin kullanabileceği, ekonomisine katkı koyabileceği bir alana doğru inşallah. Bir parantez olarak söyleyeyim, Gabar'dan çok daha büyük müjdeler gelecek yakında.
Şimdi girdi maliyetleri, yetiştiricinin, üreticinin belini büküyor. Yüksek maliyetleri, ya bir düşürün. Destekler yetersiz diyordu sürekli yetiştiriciler, üreticiler. Hal böyleyken fiyatlar da artmaya devam ediyor ve hayvanlar kesime gitti. Hayvanlar kesime gidince de o raflardaki fiyat da aldı başını gitti. Böyle olacağı belliydi diyor üreticiler. Ve sonrasında yeni yıla girdik. 3 kez ard arda zam da geldi et fiyatlarına. Et ve Süt Kurumu'ndan da bir açıklama geldi. Etti, ithalata başlandı. Başlanıyor. Buyurun. Yeni yılın ilk haftasında ete 3 kere zam geldi. Son bir ayda yapılan zam oranı %30'a ulaştı. En düşük etin kilosu 180 ile 200 lira arasında oldu. Kuşbaşı kıymanın kilosuysa 200 liraya yükseldi. Et fiyatlarının bu kadar artacağı aslında uzun süre önceden belliydi. Özellikle süt fiyatlarının uygun bir noktaya erişememesinden dolayı süt ineklerinin kesime gitmesi, hayvan miktarında da bir düşüş oldu. Böyle olunca da işte o günlerde bizim de uyardığımız ve üreticilerin de defalarca dile getirdiği bu kriz geldi kapımıza, dayandı. Et fiyatları alamayacak kadar yüksek miktarlara çıktı. Artan et fiyatlarına hükümetin çözümü ise ithal et oldu. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü bu ayın sonuna kadar hem karkas olarak ithal edileceğini hem de canlı getirilip burada kesileceğine dair çalışma olduğunu bize bildirdiler. Besicilerimizin desteklenmesi gerektiğini ve bununla ilgili bir çalışma yapmasının gerektiğini gerekli yerlere bildiriyoruz. Et ithal ederek bugününü kurtarabilir fakat geleceğini, yani gıda güvenliğini sağlayamaz. Türkiye neden et ithal ediyor? Hükümetin bütün bakanlıklarında bir ithalat lobüsü değil, ithalat adına bilerek çalışan, beslenen bir ekip var. Ama hükümetin attığı adımların çok reel karşılık olmaması, çiftçinin gelişmemesi isteniyor. Çünkü çiftçisi gelişirse ithalat lobilerinin eli zayıflar. İthalattaki avantaj ne? Çünkü ithalatı yapan büyükler. Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir, et üretiminin artması için atılması gereken adımları sıraladı. Bitkisel üretimdeki sorunları çözemediğimiz sürece yem maliyetlerini aşağıya çekemeyiz. Ayrıca ucuz et üretmek istiyor isek, ucuz et de ancak ucuz yemle mümkündür. Ucuz yem de sadece Türkiye'nin işte meralarında, dağlarında mevcuttur. Meralarımızı, otlaklarımızı verimli bir şekilde hayvancılığa kazandırmamız lazım. Dişi hayvanları koruyarak, dişi hayvanları besleyerek, biz yavru alarak ancak böyle et üretimimizi artırabiliriz. Ve Türkiye ithal ikamesi modeline geçiyor. Türkiye Varlık Fonu, cari açığı enerjiden sonra en fazla etkeden petrokimya sektörüne yönelik tesis kuruyor. Türkiye petrokimya sektöründe cari açığın azaltılmasına yönelik adım attı. Türkiye Varlık Fonu da yaklaşık 7 milyar dolar yatırım yaparak tesis kuracağını açıkladı. Plan Bütçe Komisyonu'nda bilgi veren Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, proje kapsamında uluslararası kredibiliteye sahip firmalarla ham madde, ürün market analizleri, ön fizibiliteyi tamamladıklarını belirtti. ÇED süreci devam ettiğini belirten Ermut, sürecin bu yılın ilk çeyreğini tamamlanacağını kaydetti. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında yaklaşık 10 bin kişi, işletme aşamasında da yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor dedi. Efendim şimdi 168 Kartonsan işçisi 20 gündür grevde. Kocaeli'ne bir gideceğiz. Kocaeli'nde grevdeki işçilerle fabrika önünde İlyas Gümrükçü bizi bekliyor. Hangi sorunları yaşıyorlar? İşçilerin dertlerini ve çözüm önerilerini dinleyecekler. Ekranda da görüyorsunuz İlyas Gümrükçü ve Kartonsan işçileri. Sözü hemen İlyas Gümrükçü ve konuklarına bırakalım. Söylediğiniz gibi Yeşim Er kanal izleyiciler. Kartonsan işçileri grevde, 20 gündür grevdeler, istediklerini alamadılar. Söylediğiniz işe bağlı işçiler 20 gün önce patronla, işverenle masaya oturdular ve anlaşamadılar. 20 günde de grevdeler. Şimdi o fabrikanın önündeyiz, Kartonsan fabrikasının önünde grevdeki işçilerle beraberiz. Yanımızda işçiler var, iş yeri temsilcileri var, onlarla konuşacağız. Nereden buralara geldi?
nasıl gelindi ve neler bekliyorlar onları konuşacağız. Ve yanımızda ilk baş temsilciye dönüyoruz. Evet, Sayın Mustafa, soyadınız? Gürel. Evet, Mustafa Gürel, 20 gündür grevdesiniz. Neler yaşıyorsunuz ve neden greve çıktınız? Öncelikle kendimi tanıtayım. İş yeri sendika baş temsilcisiyim. 16 yıldır bu iş yerinde çalışmaktayım. 2014 yılından beri iki tane temsilci arkadaşlarımla birlikte bu görevi sürdürmekteyiz. Yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmeleri, müzakereleri sonucunda anlaşmaya varamadığımız için 20 gündür bu alanda hakkımızı arıyoruz. Burası Evet, Kartonistan Fabrikası'ndaki işçiler grevde dedik. İlyas Gümrükçü fabrika önünde grevdeki işçilerle bir sohbet gerçekleştiriyor. Birazdan dönebiliriz değil mi sevgili yönetmenim? Şimdi sırada bir haberimiz var, hemen onu aktaralım. Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz bölgesinde ihracatçılar 2022 yılını pek çok sorunla kapattı. Birazdan bu haberin ayrıntılarına bakacağız ama Kocaeli'ne bir kez daha uzanalım. İlyas Gümrükçü ve konuklara sözü bırakalım. Buyurun. Evet, beklentileriniz nelerdi? Şöyle söyleyeyim. Burada 168 çalışan sendika üyesi arkadaşımız var. Bu arkadaşların 6 tanesi yasa gereği içeride çalışmaya devam ediyorlar. Üretim yok tabii ki. Bizim beklentilerimiz toplu iş sözleşmesinden tabii ki beklentilerimiz, hayatın şartları ortada. Ülkedeki geçim ortada. Bunu herkes biliyor. Pazardaki, marketteki pahalılıkları anlatmaya gerek yok. Herkes ekonomist oldu. Buradaki çalışan arkadaşlarım özveriyle çalıştı. Yıllardır biz bu fabrikayı kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz. Pandemi dönemi geçirdik. Pandemi döneminde bu fabrikada biz 3 var diye 7/24 çalıştık. Gerektiğinde yanımızdaki arkadaşlarımız hasta oldu. 4 kişinin çalıştığı yerde 2 kişi çalışmaya devam ettik. Fazla mesai yaptık. Buradaki arkadaşlar dolayısıyla haklarını arıyor. Yani ücret noktasında çok detay bilgi vermeyeyim ama aramızda uçurum var. Yani işveren bu dönem toplu sözleşmeyi bitirmek istemedi. Onlar bizi buraya çıkardılar. Biz çünkü tecrübeli bir ekibiz. Bundan önce 4 tane toplu sözleşmesini bağlatladık. Fakat bizim gösterdiğimiz gayreti işveren göstermek istemedi. Onların bir hesabı vardır tabii, onu biz bilemeyeceğiz. O yüzden biz de buradayız ama şunu söyleyeyim, yani buradaki arkadaşlar bu ücretlere, sefalet ücretlerine, mahkum ücretlerde çalışmayacağız. Ücretler ortada. İnsanların çoluğu var, çocuğu var. Hakkımızı alana kadar bu grevi sürdüreceğiz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Diğer temsilcilere bir dönelim isterseniz. Tabii. Sizden bir başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ahmet Uysal. Mustafa kardeşim de dediği gibi 2014 yılından beri 3 temsilci olarak Kartonistan iş yerinde temsilcilik görevini yerine getirmekteyiz. Peki, masaya oturmuyor diyor patron. İşveren masaya oturmadı ya da uçurumlar var. Bunları nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi yani şu anda siz de burada alandaki arkadaşları görmüşsünüzdür. Bizim kararlılığımız net. Yani ülkenin içerisinde bulunduğu bu ekonomik kriz ortamında biz de kendi ekmeğimizi büyütmenin peşindeyiz. Ve sonuç alana kadar da biz bu alandan içeriye girmeyeceğiz. Bizim işverene karşı bir görüşme talebimiz de yok. Eğer ki teklif ettikleri bu rakamlarla görüşme gibi bir şansımız yok. İşveren eğer ki bizimle görüşmek isterlerse biz temsilciler olarak buradayız. Profesyonel sendikacılarımız burada. Hepimiz burada alandayız. Görüşmek isterlerse bir telefon kadar onlara yakınız. Peki kaç görüşme yaptınız şimdiye kadar? Biz 6 aylık toplu iş sözleşmesi sürecinde arabulucu süreci de dahil 5 top görüşme yaptık. Bir verim alamadınız. Bu yaptığımız 5 görüşme neticesinde hiçbir verim alamadık. Yani önceki yıllarda yapmış olduğumuz toplu iş sözleşme süreçlerinde biz 7-8 hatta 9 görüşme yaptığımız süreçler olmuştu. Mustafa kardeşim de dediği gibi bizi işveren bu noktaya sürükledi. Yoksa biz kesinlikle
işte kırıcı davranmadık, yıkıcı davranmadık. Biz tamamıyla toplu sözleşme masasında yapıcı davrandık. Bizim sadece tek derdimiz dediğimiz gibi ekmeğimizi büyütmek. Tek derdiniz bu. Tek derdimiz bu. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Sloganı attınız. Attırdınız daha doğrusu. Neler bekliyorsunuz? Öncelikle Karton Sanayi'nin 20. gününde sizleri aramızdan görmekte çok mutluyuz. Ulusal kanal nezdinde tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler Günü kutlu olsun. Ben sözlerime şöyle devam etmek istiyorum. 26 Temmuz'dan beri oturmuş olduğumuz müzakereler sonucunda herhangi bir anlaşmaya varamadık. Yaklaşık 20 gündür de grevimizi sürdürmekteyiz. Biz işverenden 20 günün sonunda elini taşın altına koyup bizleri masaya davet etmesini bekliyoruz. Çünkü hiç bu 20 gün boyunca masaya davet etmedim işveren. Herhangi bir aramızda temas olmadı. Temas olmadığı için sadece biz kaybetmiyoruz. İşverenimiz de bu konuda büyük kayıplar yaşamakta olduğunu çevremizdeki kooperatiflerimizden, kamyoncularımızdan duyuyoruz. Hep beraber kazanmak için bir an önce masaya oturmamız gerekiyor. İşçi de kaybetmesin diyorsunuz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Tekrar size döneceğim Mustafa Bey. Son sözleriniz ve beklentilerinizi ulusal kanal aracılığıyla duyurmak ister misiniz? Sizlere teşekkür ederiz. Burada az önce attığımız sloganı tekrar edeyim. Biz direne direne kazanacağız. Buradan ücretteki beklentilerin tamamını almadan biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz. Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz. Arkadaşlarımız sizin de gördüğünüz gibi inançlı, cesaretli bir şekilde burada grevimizi bu alanda sürdürüyoruz. Tüm emekçilere burada grevimizi büyütmeye davet ediyoruz. Tüm sınıfa hayırlı olsun diyoruz. Ayrıca burada yapılacak, Ocak ayında başlayacak bir sürü toplu iş sözleşmesi var. Bizim burada yaptığımız grev, yaktığımız grev ateşi işçi sınıfına cesaret vereceğini düşünüyoruz. Ayrıca yine bu grevlerin son olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü ekonomik şartlar ortada. Burada insanlar buraya kolay çıkmaz. Bu insanları buraya biz hadi greve çıkalım diye çıkaramayız. Bıçak kemikte. Son sözlerim bu. Birlikte kazanacağız. Teşekkür ederim. Sizlerin de ayağına sağlık. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Evet değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Kocaeli Kartonsan önünden selüloz işçilerinin grev yerinden seslendik sizlere. Dileriz İşçilerin istekleri yerine gelir ve karton soğan üretmeye devam eder. Türkiye ekonomisine katkı sağlar diyoruz ve sözü tekrar İstanbul'a bırakıyoruz. Evet, karton soğan işçilerinin grevden canlı olarak isteklerini dile getirdik. İlyas Gümrükçü, çok teşekkür ediyoruz bu yayın için ve devam edelim. Şimdi ihracatça devam edeceğiz. Antalya, Burdur, Isparta illerini kaplayan Batı Akdeniz bölgesindeki ihracatçılar 2022 yılı pek çok sorunla kapattı. 2023'te de aynı sorunla yaşamak istemiyorlar. Beklentileri neler? İzleyelim. Maliyet anlamında bir noktaya getirebilirsek ihracatımızda artık artışlar yaşamaya başlayacağız. Ürünlerimize değer katıyor, ülkemize döviz kazandırıyorlar. Ancak türlü zorluklarla baş etmeye çalışıyorlar. Batı Akdeniz'in ihracatçıları 2022 yılını pek çok sorunla kapattı. Enflasyon muhasebesine dönülmesinin zorunluluğuna dikkat çektiler. Herkesin gerçek maliyetleriyle maliyet hesaplarını çıkarabildiklerini düşünmüyoruz. Bu yapılan muhasebe sistemiyle olmayan karlar maalesef söz konusu oldu ve bununla ilgili de ciddi vergiler gelecek. Özellikle ihracatçımız dışarıdan görüntüde çok mükemmel gözükse de zorluklar yaşamakta. Onun için de bir an önce enflasyon muhasebesine dönülmesinde çok fayda görüyoruz.
Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz bölgesinin ihracatçıları 2022 yılı ihracatında geliri arttırdı ancak ürün miktarında kayıp yaşandı. Bölgeden en çok Rusya'ya ürün gönderildi. Çok uzun yıllardır Çin ilk sıradaydı. Burada da kayıp söz konusu. Nedeni ise blok mermer anlamında ithalatını neredeyse sıfıra getirmesinden kaynaklanmakta. Bölgemiz açısından çok büyük kayıplar yaşandı. Bazı ocaklar durma noktasına geldi. Bazı ocaklarda ciddi işçi çıkarımları yaşanıyor. Ve bundan sonra da eğer Çin'de herhangi bir açılma olmazsa bunun da devam edeceğini düşünüyoruz. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu sorunları anlattı. Çözümlere işaret etti. Talepleri sıraladı. Kurların baskılanması neticesinde rekabette zorluk yaşıyoruz. İhracat bedellerine farklı kur uygulaması aylardır gündemde olmasına rağmen hala yol alamadık. İnşallah kısa sürede bu anlamda bir gelişme olursa ihracatımıza katkısının olumlu olacağını düşünüyoruz. Çavuşoğlu ihracatçıların en büyük sorunu olarak mali kaynağa erişimi gösterdi. Kredi Garanti Fonu 200 milyar gibi bir kefalet için hazırlıklarını bitirdi. Fakat bununla ilgili net açıklamalar olmadığı için görüşmelerimizden edindiğimiz bilgiye göre sektörel anlamda da alt kırılımlar oluşacak. En azından bin nefes olacağına inanıyoruz. Bu rakamlar piyasayı rahatlatmak için yeterli rakamlar değil. Tesislerin sigortalanması konusunda da sorunlar yaşadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, girdi maliyetlerindeki yüksek artışa dikkat çekti. Analize tabi ihracat ürününde bir tane analiz yaklaşık 4000 liraya çıktı. Her tırda 8-10 çeşit ürün olduğunu dikkate aldığımızda 30.000, 40.000 gibi rakamlar sadece analiz ücreti ödenmesi artık işin içinden çıkılamaz hale geliyor. Çavuşoğlu Bulgaristan sınırında yaşanan soruna değindi. Şu an geçici olarak çözüldüğünü ancak büyük kayıplara neden olduğunu söyledi. Her 3-4 ayda bir problem yaşıyoruz maalesef ve bu da en çok bizim bölgemizi etkiliyor. Kapıdaki laboratuvar kapatıldı. Avrupa Birliği'nin giriş kapısı olduğu için Avrupa Birliği de analize tabi ürünleri orada analiz yapmak istiyor. Karşı firmalardan, diğer ülkelerden bu gecikmelerden kaynaklı isteklerde iptaller oluştu. Ciddi de cezalar ödendi. Çok ciddi ürünlerimiz çöpe döküldü. Çok ciddi zararlar söz konusu. Çavuşoğlu bakanlıkların çözüm arayışında olduğunu bildirdi. Taleplerini dile getirdi. Laboratuvarın tekrar bizim kapıya yaklaştırılması ve kapasitesinin arttırılması. Onlar ihracat hacmini de gelirini de artırmak istiyor. Bunun için de sorunlarına kalıcı çözüm, maliyetlerine de etkin destek bekliyorlar. Efendim CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe açıklarını kapatmak için taşınmazları elden çıkardığı iddia edildi. Peki nasıl mı? İzleyelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi borç batağından çıkamadı. Başkentin birikimleri haraç mevzat satıldı. Yeni Şafak'a göre Yavaş'ın oluşan bütçe açıklarını kapatabilmek için mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait onlarca taşınmazı elden çıkardı. 29 Aralık'ta 8'i mesken, 3'ü arsa olmak üzere 11 bağımsız bölümü satışa çıkaran ABB, taşınmazlar için 38 milyon 307 bin 590 TL fiyat biçti. ABB tarafından 1 Aralık'ta yapılan satış ihalesinde Mamak Mutlu'yla Çankaya Aziziye ve Çankaya Karakusunlar Mahallesi'ndeki 149,54 metrekarelik 9 bağımsız bölüm için 4 milyon 370 bin TL fiyat biçildi. 19 Ocak 2023'te yapılacak taşınmaz satış ihalesinde 5'i Keçiören'de, 3'ü Çankaya'da, 3 tanesi de Mamak'ta bulunan 11 meskeni satışa sunacak olan CHP'li Yavaş, söz konusu mülkler için 11 milyon 240 bin lira istiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe zam yaptı. 3 lira olan ekmek bugünden itibaren 4 lira oluyor. İzmir'de dar gelirli yurttaşın tercih ettiği halk ekmeğe zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğin fiyatını 4 ay sonra %33 oranında arttırdı. Ağustos ayında ekmeğin fiyatını 2,5 liradan 3 liraya yükselten Tunç Soyer yönetimi 10 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere halk ekmeğin 4 liradan satılmasına karar verdi. Duayla.
Bu zamla birlikte dar gelirlerin aldığı halk ekmekle fırınlarda satılan ekmek arasında fiyat makası da daraldı. İzmir'de fırınlar 210 gram ekmeği 5 liraya satıyor. İzmir'de 2022'nin başında 2,5 lira olan halk ekmek Ağustos ayında 3 liraya, yeni yılda ise 4 liraya çıkarıldı. Böylece Tunçsoyer yönetimi bir yılda halk ekmeğe toplamda %60 zam yapmış oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi halk ekmek zammına artan maliyetleri gerekçe gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de toplu ulaşıma zam yaptı. Tam bilet 6,5 TL'den 9,5 TL'ye yükseldi. Buyurun. Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere %46 zam yapıldı. Öğrenci bileti 4,75, öğrenci abonmanı ise aylık 140 TL'ye yükselirken tek biniş ücreti 9,5 TL'ye oldu. Tam aktarma ücreti de artık 2,25 TL yerine 3,5 TL'ye olacak. Dolmuşlarda da kısa mesafe ücreti 7 TL'den 10 TL'ye çıkacak. Kişiselleştirilmiş Ankara kartlar için de eksi bakiye uygulaması geliyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada kurumun 2022 yılı Kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira olduğu, toplam bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu, bundan dolayı da aylık zararın 262 milyon lira olduğu açıklandı. Bakım, onarım, yedek parça giderlerinin de %43 artış gösterdiğini belirten EGO, bazı girdi kalemlerinde %100'leri aşan artışlar meydana geldiğini vurguladı. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri teröre desteğine devam ediyor. Suriye'de özellikle PKK'nın işgal ettiği Haseke bölgesinde 3 günde 100 araçlık daha silah ve mühimmat gönderdi. Ankara-Şam yakınlaşmasıyla panikleyen Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye desteğini arttırdı. ABD ordusu, Suriye'de PKK-YPG'nin işgalindeki Haseke'ye son 3 günde yaklaşık 100 araçlık daha silah ve mühimmat gönderdi. ABD ordusuna ait konvoylar 6 ve 8 Ocak'ta Irak'ın Suriye sınırındaki El Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı. Konvoylarda zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yer aldı. ABD güçleri Haseke, Rakka ve Deir ez-Zor illerindeki petrol sahalarını terör örgütü PKK-YPG eliyle işgal altında tutuyor. Washington bu bölgelerde PKK-YPG işbirliğiyle Suriye'nin petrol kaynaklarını sömürüyor. ABD PKK ikilisinin Suriye'deki petrol hırsızlığı birçok kez görüntülenerek belgelendi. Şam yönetimi de ülkedeki ABD yağmasını her platformda dile getiriyor. Suriye Petrol Bakanlığı, üretilen günlük 80 bin varil petrolün büyük bir bölümünün ABD'li işgalciler tarafından yağmalandığını açıklamıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de terör örgütlerine göz açtırmıyor. Bir nokta operasyonu daha gerçekleştirildi. Haseke'de MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu Özgür Namoğlu etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DİAŞ'ın ağır darbeler vuran Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde MLKP'ye yönelik operasyonlarını artırdı. MİT tarafından Suriye'nin Haseke ilinde düzenlenen operasyonda terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sabotaj sorumlusu Fırat Neval kod aldı Özgür Namoğlu etkisiz hale getirildi. MLKP'nin silahlı kanadı Fesk'in Suriye sorumlusu olan terörist Namoğlu, Irak'a gönderilerek PKK'dan özel eğitim alan bir kadroydu. İlk olarak 2008 yılında Avrupa'da faaliyet yürütmeye başlayan Namoğlu, Irak'ın Gara bölgesine geçerek suikast, sabotaj ve teknik eğitimler aldı. PKK ile birlikte Irak kırsalında silahlı faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye geçti.
MİT geçtiğimiz haftada terör örgütü MLKP'ye darbe indirmişti. Yine Haseki'de yapılan operasyonda geçtiğimiz Nisan ayında Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirilmişti. Milli muhalif uçağımızdaki son duruma devam edelim. Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk savaş uçağında tarih öne çekildi. Bu yıl sonunda semalarda olacak. İzleyelim. Milli Muharip Uçak Projesi'ni sona yaklaşıldı. Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen ilk savaş uçağının uçuş tarihi öne çekildi. Açıklamayı Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil yaptı. Kotil, Milli Muharip Uçağın 2025 yılında uçmasını planlıyor. Ama beklenenden önce tamamlandı. 2023'ün sonunda uçacak dedi. Milli Muharip Uçağın 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması planlanan F-16'ların yerini alması ve 2070 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alması öngörülüyor. Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak hem hava hava hem de hava yer muharebelerinde kullanılabilecek. Milli Muharip Uçak'ta Türkiye, ABD, Rusya, Çin'in ardından 5. nesil savaş uçağı üretebilen altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak. Efendim, Brezilya'da Atlantik'in kaos kalkışması sona erdi. Bolsonaro taraftarları Ulusal Kongre'yi basmıştı. Lula da Silva, yeni başkanın engellemesiyle kalkışma bastırıldı. Latin Amerika'da yükselen yeni dünya ittifakının yarattığı panik başarısız kaos girişimlerine dönüştü. Görüntüler Brezilya'dan. Polis barikatlarını açtılar, Ulusal Kongre binasına girdiler. Yıkıp yağmaladılar. Brezilya'da kaybeden eski başkan Bolsonaro destekçileri başkent Brasilia'yı savaş alanına çevirdi. Kongre binası, yüksek mahkeme binasına baskın yapıldı. Bolsonaro destekçileri saatlerce polisle çatıştı. Bazı göstericiler kongre binasının çatısına çıktı. Devlet Başkanı Lula da Silva'nın talimatıyla OHAL ilan edildi. Sert bir müdahaleyle göstericiler püskürtüldü. 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Yaşananlar sonrası gözler ABD'ye kaçtığı iddia edilen Jair Bolsonaro'daydı. Olaylarla ilgisi olmadığını savundu. Devlet Başkanlığı kuşağını Bolsonaro'nun elinden alan Lula da Silva ise çok sert mesajlar verdi. Gözaltına alınanların terörist olarak nitelendirileceğini açıkladı. Yaşananların ardında da emperyalist güçler olduğunu söyledi. Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski Cumhurbaşkanı'nın birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yanlıların sorumluluğudur. Saldırıları engellemeyen Federal Güvenlik Bakanı Anderson Torres görevinden azledildi. Brezilya valisi Ibanez Rocha 90 gün görevden uzaklaştırıldı. Lula'ya Latin Amerika ülkelerinden destek yağdı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yaşananların darbe girişimi olduğunu belirtti. Amerikan Devletleri Örgütü'nü acil toplantıya çağırdı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de demokrasiye korkakça ve aşağılık bir saldırı diye konuştu. Lula'nın 1 Ocak'ta göreve başlar başlamaz ülkeye giriş yasağını kaldırdığı Venezuela lideri Nicolas Maduro da saldırılara tepki gösterdi. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo, Brezilya halkına ve Lula'ya koşulsuz destek ilan ettiklerini duyurdu. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador, Lula yalnız değil dedi. Rusya, Çin ve Türkiye'de Lula'ya destek oldu. Saldırılar kınandı. İspanya ve Portekiz'de demokrasiye saldırıldı açıklaması yaptı. (Gülüyor)
Şimdi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki çeken bir isim, İsrail Savunma Bakanı, bölgede gerilimi tırmandıracak adımlarını atmaya devam ediyor. Irkçı Savunma Bakanı kamuda Filistin bayrağı asılmasını yasakladı. Filistinlilere yönelik provokatif eylemleriyle tanınan İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bölgede gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Ben-Gvir bu kez de kamuda Filistin bayrağı asılmasını yasakladı. Irkçı bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin halkını terörist olarak niteledi. Bugün polisi herhangi bir Filistin bayrağının veya İsrail devletini tahrik eden herhangi bir bayrağın dalgalanmasının yasaklanması talimatını verdim ifadelerini kullandı. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te gerilimi tırmandırması ve Mescid-i Aksa'daki ihlallerini görüşmek üzere Salı günü olağanüstü toplanacağı açıklandı. Yahudi Gücü Partisi lideri ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir 3 Ocak'ta polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti. Ben-Gvir 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu. Irkçı bakanın kışkırtma hareketi hem Filistinlilerin hem de İslam dünyasının tepkisini çekti. İsrail muhalefeti de Ben-Gvir'in eylemini eleştirerek yaşanan gerilimden Başbakan Benjamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu. Efendim Çin, COVID-19 salgın nedeniyle kapattığı sınırlarını tam 3 yıl sonra yeniden açtı. Çin ve Hong Kong arasındaki deniz ve karayolu trafiği de yeniden başladı. Birçok Hong Konglu Çin'e seyahat etmek için havalimanlarına akın etti. Koronavirüs salgınının başlamasıyla sınırlarını kapatan Çin, 3 yıl aranın ardından kapılarını dünyaya açtı. Karantina zorunluluğunun kaldırılmasının ardından ilk uluslararası uçuşlar Çin havalimanlarına ulaştı. Kanada, Singapur ve Yeni Zelanda'dan gelen uçaklar tedbirlerin kaldırılmasının ardından Çin'e yapılan ilk seferler oldu. Pekin'in başkent uluslararası havalimanına 18 uluslararası uçuş yapıldı. Çin Sivil Havacılık İdaresi salgın döneminde uluslararası uçuşlara kapatılan havalimanından başka şehirlere yönlendirilen seferlerin artık yeniden başkente inebileceğini duyurdu. Çin'in kuzeyinde Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Myanmar, Laos ve Vietnam'la kara sınırlarındaki 8 gümrük kapısından yolcu ve yük geçişleri de normale döndü. Öte yandan Çin ana karasıyla Hong Kong arasındaki salgın kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasının ardından kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı başladı. Hong Kong'dan Çin'e giden uçaklar için bilet rezervasyonları %62 artarken seyahatlerin günde 60 bin kişiyle sınırlanacağı bildirildi. Şimdi Avrupa ülkeleri koronavirüsle mücadelede çok da iyi sınav veremediler ama Avrupa'da sağlık sistemi neredeyse çökmenin eşiğine gelmiş durumda. Personel azlığı, bulunamayan ilaçlar, grevler nedeniyle efendim yaşanıyor bunlar. Ayrıntılarına bakalım haberimiz. Avrupa'da acil servislerde bekleme süresi 90 saati buluyor. Hastalar koridorlarda tedavi görüyor. İlaç tedarikindeki sıkıntılar krizin boyutunu daha da artırıyor. Sağlık sistemine kırmızı alarmın verildiği ülkelerin başında Fransa geliyor. Hastanelerdeki kapasite sorunu ve personel eksikliği sağlık sistemini vurmuş durumda. Fransa'nın bazı bölgelerinde acil servise başvuran hastalar tedavi olmak için en az 12 saat zaman zaman 90 saat bekliyor. Sağlık sistemindeki çöküşü derinden yaşayan bir diğer ülke İngiltere. Tedavi bekleyenlerin sayısının 7 milyonu geçtiği ülkede sağlık sistemi acil servislerdeki yükü kaldıramıyor. İngiltere Doktorlar Birliği verilerine göre geç müdahale sebebiyle acil servislerde her hafta 500 kişi hayatını kaybediyor. Bazı bölgelerde hastaneler ihtiyaç duyulan yatakları boşaltmak amacıyla hastaları otellere yerleştiriyor. 480 bin kişinin üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalandığı Avusturya'da da ilaç tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Yaklaşık 500 ilaç kalemine hastalar hala erişemiyor.
Avrupa'da durum bu. NATO'ya gidelim. NATO, Sırbistan'ı bir kez daha reddetti. Belgrad yönetiminin Kosovalı Sırpları korumak için ülkenin kuzeyine asker konuşlandırılmasına izin verilmedi. Sırbistan yeniden NATO ile karşı karşıya geldi. Ayrılıkçı Kosova'daki soydaşlarını korumak isteyen Belgrad'ın asker konuşlandırma talebi geri çevrildi. Sırp çocukları vuruluyor diyen Belgrad yönetimi Kosova'nın kuzeyinde asker ve polis yerleştirmek istedi. Talep NATO'ya iletildi. Ancak daha önce olduğu gibi bu talep yine reddedildi. NATO'nun talebi geri çevirmesine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić tepki gösterdi. Uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi. KFOR, Sırp ordusunun Kosova'nın kuzeyine geri dönmesine gerek olmadığına inandığını söyledi. KFOR cevabında kuzeyde olup bitenleri yakından takip ettiklerine yer veriyor. Ancak bölgede Sırp uyruklu çocukların vurulduğunu duyuyoruz. Sırp çocuklara ateş açılması onları rahatsız etmedi. Bu onların Sırp halkına karşı tutumlarını ortaya koyuyor. KFOR'dan farklı bir yanıt beklemiyordum. NATO'nun sözde barış gücü KFOR'un Kosovalı Sırpları korumadığına dikkat çekti Vučić. KFOR'un görevi barikatlarla ilgilenmek değil, bölgedeki Sırpların güvenliğini sağlamak dedi. Kosova'da ise İngiltere'nin Batı Balkanlar özel temsilcisinin ziyareti vardı. Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, İngiltere'nin Batı Balkanlar temsilcisiyle görüştü. Lord Strathbosch ile yapılan görüşmenin içeriği basınla paylaşılmadı. Meteorolojiye de bir bakalım. Yurt genelinde sis ve soğuk hava etkili. Sis nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken Doğu Anadolu bölgesindeki kar yağışı da hayatı olumsuz etkiliyor. Yurdun batısı sisin, yurdun doğusuysa kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altında. Erzurum'da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olan kar, kenti beyaz örtüyle kapladı. Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle bazı yollar kapandı. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde de etkiliydi kar yağışı. Ardahan'la Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle dondu. Düzce, Hatay, Karabük'te etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi azaldı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Bağcılar'dayız. İstanbul Bağcılar'da bir kişi elindeki benzin dolu bidonlu binanın önüne gitti, binayı ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Elini kolunu sallayarak binanın önüne gitti. Eline benzin bidonunu alarak binayı ateşe verdi. İstanbul Bağcılar'da alkolü olan bir kişi elindeki benzin dolu bidonla bir binanın önüne gitti. Bidondaki benzini döktü, sonra da elindeki çakmakla binayı ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Binayı kundaklayan şüpheliyi yakaladı. 17 suçtan kaydı olan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesine gidiyoruz. Olta balıkçılığı yapan teknelere bir denetim yapıldı. Denizi korumaları konusunda da uyarıldılar. Evet, balık salacaklar. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bodrum'da olta balıkçılığı yapan teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlere Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve idari amirler katıldı. Mandalya Körfezi'nde olta balıkçılığı yapan amatör ve turistik amaçlı teknelerde denetimleri gerçekleştirdik. Şu an itibariyle dronlarımızla birlikte tespit ettiğimiz tekne sayısı 500'ün üzerinde. Bunun yaklaşık 300 tanesi ruhsatlı ticari tekneler, geri kalanı özel teknelerle. Yapılan denetimlerde denizlerin temiz kalmasının amaçlandığını söyleyen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, sürdürülebilir tarıma ilişkin uyarılarda bulundu.
sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği için bu denizlerimizin temiz kalması, amatör balıkçıların avlanma yasaklarımıza Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün yayınlamış olduğu denetim talimatlarına tebliğe uygun olarak sürdürmeleri konusunda biz arkadaşlarımızı uyarıyoruz, denetliyoruz. Tabii ki il müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz her tekneye uyulması gereken konularla ilgili broşürlerimizi, kalıcı broşürlerimizi, amatör avcılarımıza da hazırladığımız el broşürlerini takdim ediyoruz. Küresel iklim felaketinin bu kadar yoğun yaşandığı, bugün itibariyle bakın denizin üstündeki havanın sıcaklığını sizler de hissedebiliyorsunuz. Bu aslında üzüntü verici bir durum, endişe verici bir durum. Tarımsal kuraklık, meteorolojik kuraklık hepsi bir arada. Dolayısıyla gözümüz gibi bu gelecek kuşaklara miras bırakacağımız denizlerimizi korumamız gerekiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin destek verdiği denetimlerde balıkçılara denizi korumaları konusunda uyarılar yapıldı. Tekne kaptanlarına amatör balıkçılara yönelik hazırlanan broşür dağıtıldı. Nasıl memnunuz denetimden? Sonuçta biz mavilikleri seviyoruz. Her zaman sloganımız bu. Doğayı seviyoruz. Biz de çok memnunuz. Başkan Bey çok güzel şeyler anlattı bize. Bilmediğimiz noktaları anlattı. Ama şu bir gerçek. Denizleri kirletmemek lazım gerçekten. Biz buraya stres atmaya gidiyoruz. Ben bir esnafım mesela orada. Haftanın yorgununu burada atıp gidiyoruz. Yiyeceğimiz balığı kadar, kapasitesi kadar alıyoruz. Bravo, bravo. Güvercinlikten. Pardon abi. Bir reklam arası vereceğiz. Reklamların hemen ardından Ankara'ya gideceğiz. Vatansever avukatlar bir basın açıklaması yapacaklar. Anayasa Mahkemesi önünden o açıklamayı da canlı olarak gün ortasına ekranlarınıza getireceğiz. Bekleriz. Efendim, kısa bir reklamın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Vatan Partisi'nin Anayasa Mahkemesi önündeki nöbeti devam ediyor. Vatan Partisi MYK üyesi, Hukuk İşleri Bürosu Başkanı Avukat Nusret Senem ve vatansever avukatlar bir basın açıklaması yapıyor. Hemen bu açıklamayı canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Değerli basın mensupları, çok değerli meslektaşlarım, değerli yurttaşlar, herkesi saygıyla selamlıyorum. Bir kahraman başsavcı çıktı, Sayın Bekir Şahin. Bütün baskıları göğüsledi. 2000'li yılların başından beri HDP'nin bölücülerin biriken bütün suçlarını ortaya koydu. Görüntülü yazılı belgeleri ekledi ve bir kapatma davası açtı, bir iddianame düzenledi. Bu davanın açılması, değerli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız, 20 yılı bulan bir süre aldı. Davanın açılması adeta bir kahramanlık işiydi. Bu sabah da açtığı davanın son sözünü, açıklamasını yaptı Sayın Savcı. İddialarının ve sözlü açıklamalarının kapı gibi arkasında durdu. Yargıtay Başsavcımız Sayın Bekir Şahin'i kutluyorum. Şimdi sıra HDP'nin kapatılmasına gelmiştir. O da olacak. O da olacak. Bu davayı açmak neden kahramanlık olsun denilebilir. Eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Öcalan'ın 20 yıllık projesiydi dediği zaman bu dava açılmalıydı. Demirtaş, buna alışsanız iyi olur. Daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini dediğinde bu dava açılmalıydı. Demirtaş'ın Diyarbakır'da katıldığı bir toplantıda aldıkları bir özetlik kararı var. O karar alındığı zaman bu dava açılmalıydı. HDP milletvekillerinin tamamının, belediye başkanlarının,
il yöneticilerinin Kandil'den atandığı açığa çıktığı zaman bu dava açılmalıydı. Güneydoğumuzun il ve ilçelerinde kazılan hendeklerin HDP'li belediye araçlarıyla yapıldığını, daha belediye araçlarıyla silah taşındığının ortaya çıktığı zaman bu dava açılmalıydı. 6-8 Ekim 2014'te Kobani olayları bahane edilerek yapılan açıklamalarla, çağrılarla, özellikle Demirtaş'ın çağrısıyla ve HDP Merkez Karar Kurulu'nun çağrısıyla 7 ilimiz 30 ilçemizde yapılan gösteriler sonucu 37 vatandaşımız ve onlarca resmi dairenin tahrip edildiği zaman bu dava açılmalıydı. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, kahrolsun PKK, kahrolsun HDP. PKK'lı teröristlerin cenazelerini HDP milletvekillerin omuzladığı zaman bu dava açılmalıydı. 14-15 yaşlarında çocuklarımızın HDP il binalarından, özellikle Diyarbakır binasından dağa kaçırıldığını analarımız haykırdığı zaman bu dava açılmalıydı. Biz Vatan Partisi olarak görevimizi zamanında yerine getirdik. 4 kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptık. Bu da bu parti, böyle parti olmaz. Parlamentoda terörist istemiyoruz dedik ve dava açılmasını istedik. Ama bu dava maalesef 2021 yılı Mart ayına kadar uzadı. Mart ayında ancak açılabildi. Bu davayı açmak bir kahramanlık işiydi. Onun için Sayın Başsavcının davranışını, iddianame hazırlamasını bir kahramanlık olarak niteliyoruz. Ona gelinceye kadar 4-5 tane savcı geçti. Hiçbiri cesaret edemedi bu davayı açmaya. Onun için Sayın Bekir Şahin hakikaten bir kahramanlık örneği gösterdi. Vatanseverlik örneği gösterdi ve bu davayı açtı. Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubundan bütün partilerin, hükümetin Yargıtay Başsavcılığına başvurma hakları vardı. Bu konuda siyasi partiler kanununda çok açık hükümler var. Onlar başvurduğu zaman savcının bir inisiyatif yok, dava açmak zorunluluğu vardı. Ama hiçbiri bugüne kadar, hiçbiri başvurmadı dava açılana kadar. Fakat ne yaptılar değerli arkadaşlar? Hükümet, özellikle belirtiyorum hükümet, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti, Davutoğlu, Babacan, Abdullah Gül, FETÖ hepsi bu partiye kol kanat gerdiler. Efendim 6 milyon oy varmış. Efendim bu parti meclisin kürsüsünde başkan vekilliğiyle temsil ediyor ve ondan söz alıyorlarmış. Öyle konuşabiliyorlarmış genel kurulda. Bu sözlerle yıllardır bu parti savunuldu. Hala bugün aynı söylemin devam ettiğine şahit oluyoruz değil mi? Hepimiz şahit oluyoruz buna. Hala parlamentoda bu görüşte olan hükümete ya hükümet içinde bile birçok insanın olduğunu birebir biliyorum. En son olay değerli arkadaşlar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve bir grup AKP yöneticisinin HDP'yi ziyaret ederek anayasa yapma girişiminde bulunmasıdır. Bu Mehmetçiğe ihanettir değerli arkadaşlar. Bu Mehmetçiğe ihanettir. Bu yargımızın üzerinde büyük bir baskıdır. Bunu görelim. Anayasa Mahkemesi'nin üzerinde büyük bir baskıdır. Oysa dikkatinize sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı HDP'yi Kandil'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki şubesi HDP eşittir PKK diye defalarca niteledi, grupta konuşmalar yaptı. Demek ki AKP içindeki Amerika'da Amerika etkili. AKP içerisinde Amerika'nın yanında olan, Amerika'nın güçleriyle birlikte hareket eden, altılı masayla birlikte hareket eden bir kuvvet var. Bunu görüyoruz. Bütün bunlar yargı üzerinde, anayasa mahkemesi üzerinde büyük bir baskıydı. Onun için değerli arkadaşlar, dava açıldıktan sonraki süreç, bakın
Mart 2021. Şimdi neredeyiz? Ocağın 10'u değil mi? 2023. Kaç yıl geçmiş? 2 ay sonra 2 yıl. Hiçbir kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde 2 yıl sürmemiştir. Ben 45 yıldır bu mesleği bil fiil yürütüyorum. Ceyhan abim 55 yıllık avukattır. Tanık olmadık böyle bir şeye. Bu davanın sonuçlanmaması için Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın nasıl polis akademisinde FETÖ'cü teröristlerle ilgili olarak yaptığı hatalı uygulamalar, yanlış uygulamalar sürdüyse, burada da aynı şekilde bir başka terör örgütünün kapatılmasına karşı bir direnç gösteriyor. Hukuk dışı bir direnç gösteriyor. Bunu görüyoruz Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın. Bunu en son Sayın Başsavcı'nın HDP'nin hazine yardımıyla ilgili tedbir kararında da verdiği oyda ortaya koydu, kanıtladı. Bu tavrı bize hiç de sürpriz değildi. Onu burada açıkça söyleyeyim. HDP'ye merhamet, Mehmetçiğe ihanet. HDP'ye merhamet, Mehmetçiğe ihanet. HDP'ye merhamet, Mehmetçiğe ihanet. Değerli arkadaşlar, 10 Ocak günü biliyorsunuz HDP'nin hesabına yatacak olan 539 milyon hazine yardımına tedbir kondu Anayasa Mahkemesi tarafından. Şimdi hem muhalefetten, altılı masadan, hem bazı hukuk çevrelerinden bunun hukuk dışı olduğunu, bunun ihsası rey olduğunu, böyle bir tedbir kararının 3/2 çoğunlukla alınması gerektiğini, halbuki 3/2 çoğunlukla değil, salt çoğunlukla alınmış gibi iddialar ortaya atıyor. Bunu en örgütlü yapan da yine HDP'ye yakın 15 baronun yaptığı, önceki günlerde yaptığı açıklamadır. Buna da değinmekte yarar görüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi Sayın Zühtü Aslan'ın tutumu çok açık. Biz bu kararda bile, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararında bile, Amerika ve Avrupa Birliği'nin ve onların altılı masasının baskısını, yarattıkları dumanlı siyasi ortamın ağırlığını hissettik. Bu oran 9'a 6 değil, belki 15 olmalıydı. 15'e 0 olmalıydı. Neden böyle diyorum? Arkadaşlar, 800 sayfa tutan bir iddianame var. O 800 sayfa iddianamenin 500 küsur sayfası HDP'nin işlediği suçların listesidir. Sadece listesidir. Eş başkanlarından Selahattin Demirtaş'la ilgili 15 sayfalık suç listesi var. Açılan davalar, fezlekeler, kesinleşmiş kararlar vesaire. Bütün HDP yöneticileriyle ilgili durum böyle. 500 küsur sayfa. Böyle bir dosyada bir üyenin bile HDP'nin hazine yardımından yararlanmasını düşünmesini hiçbir şekilde kabullenemiyoruz. Onun için diyorum ki 15-0 olmalıydı. Kapatma da 15-0 olmalı. Kapatma kararına evet demeyen yargıçlar tarih önünde sorumlu olacaklardır. Onu da ifade etmek isterim. Bu 15 baroyla ilgili olarak değerli arkadaşlar, sözü fazla uzatmayayım. PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Değerli arkadaşlar, bu 15 baroyla ilgili olarak şunu söyleyelim. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usulü kanunu var. O kanunun 65. maddesinde çok net olarak şu söyleniyor. Bir, anayasa değişikliğine ilişkin iptal davalarında, bir, iki, parti kapatma davalarında, üç, partilerle ilgili hazine yardımının kısmen veya tamamen yasaklanması kararlarında Anayasa Mahkemesi salt çoğunluk değil, 3/2 çoğunlukla, yani nitelikli çoğunlukla karar verir. Onun dışında, bu üç konunun dışında bütün Anayasa Mahkemesi kararları, bölüm kararları ve genel kurul kararları salt çoğunlukla olur. Salt çoğunluk ne demek? Üyelerin yarısından bir fazlasının oyu demek.
Ara karar nedir? Nihai karar değil ara karar. HDP'nin hazine yardımından yararlanmasına konmuş bir yasak değil. Tedbir. Dava sonuçlanıncaya kadar verilmiş bir tedbir kararı. Dolayısıyla bu kararın bir şekilde 9'a 6 verilmesi doğaldır, olağandır, hukuka bir karardır. Onun için söyledikleri halkı yalanlamasından ibarettir. Bu barolarda üye olan vatansever avukat meslektaşlarımızın sayısı kesinlikle çoğunluktur. O arkadaşlar çeşitli nedenlerle, bir kısmı tehditlerle, bir kısmı bazı hukuki kaygılarla sesini çıkarmıyor. Ama buradan Anayasa Mahkemesi'nin önünden onlara çağrı yapıyorum. O 15 baronun üyesi olan vatanseverlere çağrı yapıyorum. Sesinizi çıkarın. Sesinizi çıkarın. Korkmayın. Bunlar, bu densizlere haddini bildirin. Çünkü yaptıkları tam bir densizliktir. PKK ve onun yan kolu, onun siyasi kolu olan HDP'yi korumaktan ibarettir. Buna müsaade etmeyelim hep birlikte. Diğer barolarımıza, bu 15 baronun dışındaki barolarımıza çağrı yapıyorum. Barolar Birliği'ne çağrı yapıyorum. Onlar kesinlikle avukat meslektaşlarımızı temsil etmiyorlar. Yaptıkları bölge barosu diye aslında bölücülükten ibarettir. Bölge barosu diye bir kavram yok. Bölge barosu diye bir baro da yok. Bu bölücü baroları bir araya getirme girişimidir. Kendi barolarının yönetimlerini bile temsil ettiklerinden şüpheliyim. O bile mümkün değil. Orada bu kişilere taraftar olan insanların, avukatların yönetimlerde olduğunu sanmıyorum. Çoğunluk değildirler. Baro diye birileri imza atıyor. Bundan ibarettir tavırları. Bunu kesinlikle müsaade etmeyelim buna. Değerli arkadaşlarım, susmayınız diyorum herkese, avukatlara, barolarımıza, Türkiye'mize, vatanımıza, Türk hukuk devrimine, Türk milletine karşı sorumluluğumuzun gereğini yapmalıyız. Türk milleti sizden bunu bekliyor. Türk milleti yargıçlarımızın arkasındadır, yanındadır. Hukukun gereğini yapmasını bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nden hukukun gereğini, hukuk dışı bir şey istemiyoruz. Bir şey önermiyoruz. Hukukun gereği yapıldığı zaman HDP diye bir parti 10 defa kapatılırdı. Geçmiş parti davalarını biliyoruz. Bu suçların %1'ini işlemeyen partiler kapatıldı Türkiye'de. Ama bu kadar haklı, bu kadar yasalara uygun bir kararın 2 yıl geciktirmesini de doğru bulmuyoruz. Kapatma kararını bekliyoruz. Sıra kapatma kararındadır. Hepinize saygılar sunuyorum. Sözü şimdi Ceyhan abime veriyorum. Bana bir. Ben. Mecliste PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Değerli arkadaşlarımız, şimdi mesleğimizin duayenlerinden Uğur Mumcu üstadımızın abisi Sayın Ceyhan Mumcu'ya sözü bırakıyorum. Ceyhan abi buyurun. Ben tutuyorum şeyi. Ben tutuyorum. Teşekkür ederim. Olayın bütün boyutlarıyla ayrıntılı biçimde değerli meslektaşım Sayın Nusret Senem bu soğuk saatlerde açıkladı. Ben ona katkı sağlayacak bir iki tümceyi sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli partililer, değerli yurttaşlar, değerli basın, hepimizin can güvenliğini tehdit eden bir örgütle karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bizler, PKK terör örgütünün can güvenliğimizi, yaşama güvenliğimizin tehdidi altındayız. Can güvenliğimizi tehdit eden bu PKK'nın basın ve halkla ilişkiler kolu gibi hareket eden HDP'nin kapatılması günü çoktan gelmiş geçmektedir. Huzurunda bulunduğumuz Anayasa Mahkemesi'nden hepimizin can güvenliğini
sağlayacak, can güvenliğini tehdit edenlere hukuki dersini verecek kararı bekliyoruz. Ben bir çağrı da bütün bu teşkilatın etkisi altına kalmış Kürt yurttaşlarımıza, Kürt kökenli yurttaşlarımıza yapmak istiyorum. Bizim kuruluşumuzda, daha Osmanlı Devleti'nde, ilk Osmanlı Padişahı, Osman Gazi'nin kayınpederi ve önderi Edebali bir Kürt'ün damadıydı. Yani Gazi Osman Paşa'nın kayınpederi, kayınvalidesi bir Kürt'tü. Osmanlı Devleti yaşamım boyunca ne zaman sefere çıkılsa, bir savaş olsa, Kürtler ister çağrılsın ister çağrılmasın o savaşa gelir katılırlardı. Ne zaman ki İngiliz, Amerikan emperyalizmi bu çağın başında Türkiye'ye musallat oldu, bu ülkeyi birbirine düşürmek için tedbirler arasına Kürt Dali Cemiyeti'ni kurdular. Ellerine Sevr Anlaşması'nı verdiler. Ama Kürt yurttaşlarımız, Kürt Dali Cemiyeti de başınıza çalınsın, Sevr Paçavrası'nda dinlemeyiz deyip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim yerimiz, ekmeğimizi de özgürlüğümüzü de paylaşacağız dediler. Şurada toplanan bizler daima şunu ifade ettik. Kürt de biziz, Türk de biziz. Bizim genel başkanımız Sayın Doğu Perinçek'in bir sözü vardır. Son Kürt cennete gitmeden ben o cennete girmek istemem diye. Bu vesileyle bütün Kürt yurttaşlarımıza Hacer Ana'nın yaptığı çağrıyı yapıyorum. Hacer Ana demişti ki Diyarbakırlı gençlerin yarısı hapiste, yarısı da mezarda. Başlarım da sizin Kürt davanıza demişti o hanımefendi. Ben de onun dediği gibi diyorum. Gelin bu vatan bizim hepimizin, bu millet bizim hepimizin, bu devlet bizim hepimizin ve bizim can güvenliğimizi ve diğer hak ve özgürlüğümüzü koruyan Anayasa Mahkemesi, son sözüm de size, bir an evvel can güvenliğimizi sağlayacak tatmin edici gerekçelerinizi ortaya koyun. Ha buna karşı bizim planımız var diyorlarsa, siz plan yapacaksanız o planı bozmakta hukuki bedelini ödeterek bizim görevimizdir. Hepinize saygılar sunar, başarılar dilerim. Evet, Vatan Partisi'nin Anayasa Mahkemesi önünde nöbeti devam ediyor. HDP'nin kapatılması için bugün de vatansever avukatlar bir basın açıklaması yaptılar. Biz de canlı olarak ekranlarınıza bu açıklamayı getirdik diyelim. Şimdi haberlerimizle devam ediyoruz. TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de 3.576.000 kişi işsiz. TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsiz sayısı Kasım'da ayrıki 23 bin kişi arttı, 3 milyon 576 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise %10.2 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %8.8 iken kadınlarda %12.9 olarak tahmin edildi. İstihdam sayısında Kasım'dan önceki aya göre 285 bin kişi arttı, 31 milyon 574 bin kişiye yükseldi. Genç işsizlik oranı ise aylık 2.6 puan azaldı, %17.8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0.5 puanlık arttı, %20.8 oldu.
Şimdi çıkış yolu programına gideceğiz. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doktor Doğu Perinçek iç siyasete yönelik önemli açıklamalar yaptı. Gelsin ekranlara. Ama o kanunlar çok artık çok eskilerde. Yani o kanunlar, hani o kanunlar bir tabii o kanunları da bir masaya yatırmak lazım. Şimdi Altılı Masa'nın ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve ekibinin son zamanlarda devrim kanunları ve Türklük karşıtı açıklamaları tepki çekti. Türkiye'yi bölmek isteyenler, Türkiye'yi Amerika'nın sömürgesi yapanlar, Cumhuriyet devrimini yıkanlar yıkılacaklar. Hem de az kaldı. Onu söyledim. Evet. Tekrar söylüyorum. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Babacan'a kumpas davasında FETÖ'cü hakimlerin yüzüne aykırdığı cümlelerle yanıt verdi. Anayasaya Türk milletini silmek isteyenler yıkılacaklar. Atatürk Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyenler yıkılacaklar. İstiyor musunuz? Daha söyleyeyim mi? Evet. Oktay Bey. Söyleyeyim bir daha. Tamam. Hakim Bey, memnun oldun mu? Sosyal medya hesabından açıklama yapan Perinçek, Altılı Masa'dan Ali Babacan Türk milletini anayasadan çıkaracakmış. Silivri'de Ergenekon mahkemelerinde 10 yıl önce söylemiştik. Türk milletini anayasadan silmeye gücünüz yok vurgusu yaptı. Bunların gücü yok. Anayasadan Türk milletini silmeye kalkanların gücü yok. Gücü, hayır çevirmiyorum. Yok gücü. Erhan Bey, Erhan Bey oturunuz. Erhan Bey. Türk milletini silmeye gücümüz yok. Doğu Bey. Mahvolacak. Doğu Bey. Kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacak. Deva Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar katıldığı radyo programında anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz sorusuna doğru yanıtını vermişti. Daha sonra Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Oktar'ın açıklamalarını teyit eden çıkışlarda bulunmuş anayasadaki Türklük tanımının etnisiteyi barındırdığını öne sürmüştü. Uşak'tayız. Uşak'ta kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. 120 kişi gözaltına alındı. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Sabah saat 06'da 609 polis ve jandarmadan müteşekkil arkadaşlarımız yine bir kökünü kurutma operasyonu vesilesiyle yollara çıkmış oldular. 127 hedefe yönelik 33.sünü gerçekleştirdiğimiz kökünü kurutma operasyonunu başlattık. Şu saat itibariyle 120 şüpheli gözaltına alındı. Gerek uyuşturucu satıcıları, gerek imal ve gerek ticaret yapanlar, tüm güvenlik güçleri olarak büyük bir mücadeleyle uyuşturucunun kökünü kazıtmaya kararlıyız. Bir taraftan arzla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da devletimizin bütün kurumları rehabilitasyon ve aynı zamanda tedaviyle de mücadele ediyorlar. Avrupa ve Amerika bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu çeşitli miktarlarda serbest bırakmış iken, biz hem büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyor, hem de aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz. Milletimiz bize inansın ve itimat etsin. Nasıl terörde, terörün kökünü kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyorsak, aynı şekilde uyuşturucuda da Allah'ın izniyle galip gelen biz olacağız. Şimdi Bayraktar DİHA kritik testleri birer birer geçiyor. İşte o görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. İzleyelim. Baykar Teknoloji tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Bayraktar dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı 8000 fit operasyonel irtifa uçuşunu başarıyla yaptı. Bayraktar DİHA'nın test görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı. Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşılan o anlarda Bayraktar DİHA 8000 fit operasyonel irtifa uçuşu ifadelerine yer verildi. İlk defa 2019 yılında Baykar Savunma tarafından duyurulan İHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında bir hava aracı. Sisteminde başta otomatik rota takibi, hedef takibi ve tespiti, çember atma ve eve dönüş modları gibi yapay zekaya bağlı pek çok kontrol var.
2023 yılında hizmete girmesi planlanan araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Son derece hızlı manevra, dar alanlarda göreve hızlı başlama ve pistsiz uçuş yeteneği de bulunuyor. Bayraktar Dia TCG Anadolu gemisine de konuşlanabilecek. Denizli'deyiz. Denizli'de fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Denizli'de işçileri taşıyan servis minibüsü Serinhisar ilçesi girişinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şehirde geçerek devrilen minibüsteki işçilerden Burak Aslankıran ve Fatma Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. İstanbul ve Ankara'da FETÖ yönelik yapılan operasyonlar var. Operasyonlarda Baylok kullandı. Tespit edilen 16 kişi yakalandı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Baylok kullandıkları tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin örgüte müzahir olduklarına yönelik beyanların bulunduğu ve Bankasya'da artıran hesaplarının olduğu da belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında halen kamuda aktif çalışan hemşire, öğretmenle meslekten ihraç edilen polis memuru ve Merkez Bankası personelinin de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. İki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Evet, AK Parti anayasal güvence amacıyla başörtüsünü hazırladı, destek teklifini. Tura başladı bunun için biliyorsunuz. Önce MHP'ye, sonra İYİ Parti'ye gidecek. HDP'den de bir ziyaret talebinde bulundu ikinci kez ama HDP bu talebi reddetti. HDP ile birlikte anayasa yapılmaz. HDP ile birlikte anayasa yıkılır. Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin kapatma dava süreci devam ederken AK Parti'den yine tepkilere neden olan bir hamle geldi. HDP ile varılacak yolun sonu ancak uçurumdur. O uçurumdan beraber yuvarlanır gidersiniz. HDP ve PKK ile mücadelede sarsılmayan, yalpalamayan tek kararlı ve tutarlı siyasi partiyiz. Vatan Partisi olarak. AK Parti başörtüsüne anayasal güvence sağlamak amacıyla hazırladıkları kanun teklifi üzerinde siyasi partilerle ikinci tur görüşmelerine hazırlanıyor. AK Parti teklifin 400'ün üzerinde oyla referandumsuz kabul edilmesi amacıyla muhalefetin desteğini arayacak. İlk tur görüşme başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin hazırlanma aşamasında yapıldı. Komisyon görüşmelerinden önce ikinci kez muhalefetin kapısını çalacak. 100 yılı. Bununla çalışacağız. İlk ziyaret Cumhur İttifakı ortaklarından MHP ile olacak. AK Parti ardından İYİ Parti'ye ziyaret yapacak. AK Parti'nin ilk tur görüşmelerinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de kapısını çalması tepkilere neden olmuştu. PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Toplumun her kesiminin kapatılmasını beklediği HDP'yi mecliste resmi ziyarette bulunulmasını eleştirmişti. Daha biz başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. AK Parti bu tutumunu devam ettirerek ikinci kez HDP'den randevu talep etti. HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç talebe olumsuz yanıt verdiklerini açıkladı. Oluç kapatma davası ve hazine yardımının yapıldığı hesaplar bloke kararını hatırlatarak görüşmeyeceklerini söyledi. PKK ancak silahla bitirilir. PKK Ankara'da gevezelik yapılarak meclis kürsülerinden PKK lehine konuşmalar yaparak bitirilmez. Anayasa yıkıcılarıyla anayasa yıkılır, anayasa yapılmaz.
Büyük Kurultay'ını tanımlayan ve Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Vatan Partisi katılımlar günden güne artıyor. Gelsin haber. Dostum gülümse ey halk geliyor vatan, vatan ile çıkacağız karanlıktan. Hak yiyen halkını soyan yalana taban. Vatan Partisi'ne katıldık. Daha da katılacağız. Bu sadece bir başlangıç. Vatan olarak biz bu partiyi beğendi. Onun için biz bu partiye katılıyoruz. Tek vatan, tek bayrak, tek millet için Vatan Partisi'ne sığınıyoruz. Genci yaşlısı güçlü devlet üreten millet için Vatan Partisi'ne koşuyor. Abice oy kullandın mı? HDP, Vatan Partisi'ne sığmak istiyorum. Gençler çok önemlidir. Bizim için gençler çok önemlidir. Hakikaten Vatan Partisi gençlere sahip çıkacaklar. Şırnağın gençlerin arkasında duracaklar ve durdurmaya devam edecekler. Artık vatan seven var burada. Vatan seven gençliği var burada. Vatan bayrağını seven insanlar var burada. Gelin bizi de denesinler, bize destek versinler. Eğer onlar bizden kadar güçlü olursa vallahi de bile de o kadar sorunları çözülecek. Vatandaşlar geçici değil kalıcı çözüm sunan Vatan Partisi'ne katılıyor. Şırnak'ta bir tarih yazıyoruz. Artık Şırnak gençleri, Şırnak sevdaları, Şırnak vatansevenleri gençler bugün aramızdadır. Tek millet, tek vatan için Vatan Partisi'ne katıldık. Yani arkamızda sadece bir İsmail Başkan var, bir Vatan Partisi var. Ona göre yani her zaman Vatan Partisi'nin arkasındayız. Biz genç olarak İsmail Başkan'ın yanındayız her zaman olarak. Sorunlarımızı Vatan Partisi olarak İsmail Başkan bize yardımcı olacaktır. Büyük Kurultayını tamamlayan ve Cumhurbaşkanı adayını açıklayan Vatan Partisi'ne son olarak Şırnak'ta büyük bir katılım oldu. Amacımız barış ve güven için gelmişiz. Diğer partiler kimse bize sahip çıkmadığı için. Biz Vatan Partisi'ne İsmail Başkanımıza içi güvenerek geldik. Bazı sorunlarımızı çözmesi için hiçbir parti sahip çıkmadı. Vatan Partisi İsmail Başkan bize sahip çıktı. Ve ona dayanarak Vatan Partisi'ne katıldık. Daha da katılacağız. Bu sadece bir başlangıç. Terör nedeniyle boşaltılan köylerine dönmek isteyen Mamşekiri ailesinden 50 aşkın kişi Vatan Partisi'ne üye olmaya karar verdi. Bu katılımın sadece bir başlangıç olduğu vurgulandı. Hani köyümüze dönmek istiyoruz. Köye dönmek istiyoruz. Bir de bir hastane istiyoruz. Mesela bu huzur ve güven istiyoruz. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için köyümüze dönmek istiyoruz. Vatan Partisi Başkanımız İsmail Başkan'a güvenerek Vatan Partisi'ne katılıyoruz. Gençlerin önemli olan bir fabrika olması lazım. Bu gençlerin bir iş imkanı olması lazım. Gençlerin devlet bu gençlere sahip çıkması lazım. O hepinize hoş geldi, safa geldi. Allah razı olsun. Teşekkürler, saygılar. Üye olanlara rozetlerini Vatan Partisi Şırnak İl Başkanı İsmail Kabul taktı. Kabul, nerede bir sorun varsa çözüm için Vatan Partisi'nin orada olduğunu kaydetti. Ben bu gençlere söz vermişim. Ben bunları hepsini açın, dışarıya çıkartacağım. Gündeme çıkartacağım, sözüm söz. Amerikan erpelelizine, diğer örgütlerine gülüm verenlere, diğer siyasi partilere gülüm verenlerine artık ideoloji o tarafa kullanmayın. Türkiye'yi kullanın. Türkiye'nin geleceğini kullanın. Çünkü Türkiye'nin geleceği artık sizin gençlerin elindedir. Siz Türkiye memleketini kurtarabilirsiniz. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçekli, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancan, Kasım ayında yaptığı Güneydoğu turu da büyük ilgi görmüştü. Yüzlerce kişi üye olmak için çözümün adresi Vatan Partisi'ne akın etmişti. Vatan Partisi'ne katıldım. Sevdiğimiz için HDP'ye veriyordum. Şimdilik Vatan Partisi'ne veriyorum. Hep birlikte kalkınmak için Vatan Partisi diyorum. Daha güzel bir Türkiye için. Dostum gülümse ey halk geliyor vatan. Cumhurbaşkanı Erdoğan tank palet fabrikasının satıldığı iddialarına tepki gösterdi. Birilerinin ona buna satıldı diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar bugün Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak benzin istasyonlarındaki, affedersiniz, restoranlarda, oralarda bir şeyler yemeye gayret edenler yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle işte bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Aynı şekilde
işten atılacak diyerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personelimiz de hiçbir hak kaybına uğramadan tam bir gönül huzuruyla fabrikamızda çalışıyor, üretiyor, ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Hal böyleyken fabrikayla ilgili hiçbir iddiaları tutmayanlar şimdiye kadar ne buradaki işçi kardeşlerimizden, ne işletmecilerimizden, ne de milletimizden yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi göstermediler. Grup kürsülerini iftira ve çarpıtma kürsülerine çevirenleri buradan bir kez daha özellikle doğrudan ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum. Eski Devlet Bakanı CHP eski yöneticilerinden Mehmet Sevigen, 128 milyar dolar nerede kampanyası yürütülürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun döviz operasyonu yaptığını açıklamıştı. İşte bu soru CHP sözcüsü Faik Öztürk'e soruldu. Reddetmedi, yanıt veremedi. 300 bin dolar döviz alıyorlar. Kemal Bey bizim Genel Başkanı gönderiyor. Yani? Evet işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey. Mu? Evet. Eski Devlet Bakanı ve eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, 128 milyar dolar kampanyasının yürütüldüğü dönemde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 300 bin dolarlık döviz alımı yaptığını açıkladı. CHP sözcüsü Faik Öztrak, Sevigen'in bu açıklamalarını reddetmedi. Yani bana soru soracaksanız ciddi kişilerin ciddi iddiaları hakkında soru sorun. Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalar yapan Öztrak, ulusal kanalın sorusuna hakaretle yanıt verdi. Şimdi yani söze bakarım, söz mü diye bir laf vardır. İstirham ediyorum, yani bana soru soracaksanız ciddi kişilerin ciddi iddiaları hakkında soru sorun. Ulusal kanal yayınına konuk olan Sevigen, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 300 bin dolarlık döviz alımı yaptığını belgelerle ifşa etmişti. 128 milyar dolar illere ilçelere asıyoruz ya bu para nerede diye, yer yerinde oynatıyoruz diye. O arada bizim genel başkan gönderiyor koruma müdürünü. Bizim milletvekili arkadaşlar önce telefon ediyor. Diyor ki arkadaş bir, o da diyor ki olur sayın genel başkan diyor. Kemal Bey gönderiyor polisiyle o arkadaşa parayı. Kim? Kemal Bey bizim genel başkan gönderiyor. Yani? Evet işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey. Mu? Evet. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da Ege'de yaşanan gerilimle ilgili açıklamalar yaptı. Tahriklere kapılmadan hiçbir oldu bittiye izin vermeyeceğiz dedi. Bize her türlü böyle efendim ithamda bulunuyorlar. Yalan, yanlış. Yani bunların efendim hiçbir aslı astarı yok. Bütün bunların tahriklerine kapılmadan fakat diğer taraftan da hiçbir şekilde bir adım dahi geri adım atmadan, hiçbir oldu bittiği izin vermeden arkadaşlarım hiçbir hakkımızı çiğnetmeden ne kendimiz ne Kıbrıs'ın. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. 6 mil artık geliye olunabilecek en azami nokta. Onun dışında herhangi bir şekilde karazon yükseltmesi kabul etmiyoruz. Türkiye'ye tehdit diyorlar. Ya biz Türkiye olarak kimseye tehdit etmedik. Yunanistan hiç etmedik. Hiç etmedik. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Herhangi bir şekilde Yunanistan'a yanlış hesap yapmayın. Yanlış yollara girmeyin. Yanlış efendim bir takım olaylara, hadiselere, efendim faaliyetlere tevessül etmeyin. Ve tarihten ders alın diyoruz. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan, onlar bazılarına güveniyorlar. Oralara karlar yağmadan efendim aklınızı başınıza alın. Hiç unutmayın diyoruz. Hiç unutmayın. Yanlış hesap nereden döner? Ankara'dan. Yanlış hesap diyoruz. Ankara'dan döner. Efendim Ege'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'in yanı sıra Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi Ege Denizi Midilli açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saati 10.38 olarak kaydedildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 15.82 kilometre mesafede yerin 4.5 kilometre derinliğinde yaşanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Çanakkale'nin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Efendim bu haberle birlikte gün ortasını burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra sevgili Serkan Aksaray'a günlükte saatleri 15'i gösterdiğinde karşınızda olacak. Yeni saatler 12'yi gösterdiğinde Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınımızla bir kez daha sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.